İyi akşamlar kıymetli izleyiciler. tv yüzde yüz yüzeyle bir perşembe akşamı daha karşınızdayız. Yüz yüze de gündemi belirleyen, gündem yaratan konuklarla gündemi ve kendilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz Rasim Ozan Kütahyalı. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Rasim Ozan Kütahyalı, e, Güneş gazetesi evet, yazarı güne. diyebiliriz değil mi? Evet. evet. İzmirli. Şimdi e, ister istemez tartışmalı olayların ve tartışmalı açıklamaların insan olduğunuz için tartışmalı <laughs> bir şeyden başlamak mecburiyetindeyim. Evet hocam. Ee, bugüne kadar yaptığınız büyük tartışmalar içerisinde belki de en önemlisi. Çünkü en fazla yankı getireni. Ee, bu konuyla ilgili olarak bir sürü yorum yapıldı. Siz defaten özür dilediniz. Ee, buradan kimileri şöyle düşünebilirler. işte tekrar özür dilemeye çağıralım. Ya. Ben bunun anlamlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü benim burada tekrar etmeyeceğim bu açıklamanızla tabii, tabii, tabii. alakalı olarak e, siz özür dilediniz. E, ancak bu özrünüzün kamuoyunda kabul görüp görmediğini bilmiyoruz. Tabii. Burada ben bir... kendimi affetmiyorum bir kere hocam ha. bu konuda. Yani bir tabii o açıklama değil de bir şeydi. Yani bir böyle bir e, boşa gelme, bir dil sürçmesi, bir saçmalıktı yani böyle bir programda biliyorsunuz şov ortamı vardı vesaire. Ben kendimi zaten hiçbir şekilde affetmiyorum. Çünkü benim özellikle gönül bağım olan bir coğrafyadır. Çok sevdiğim, çok gittiğim bir coğrafyadır. Yani birçok yazar arkadaşıma Aliya İzzet Bekoviç falan yani ben anlatmışımdır bizim. Herkes de bilmez. tabi Uluslararası Şıklar Hocası olduğunuz için iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla hani benim kendimi yani başkaları nedir nedir o ayrı konu ama ben kendimi zaten affetmiyorum. Benim gibi bir bir de bu konuda duyarlı bir insan. İki hafta önce bizim o programa Survivor programından bir boşuna kardeşimiz gelmişti. Ben orada uzun uzun onu övdüm. Da iki hafta önce. Olaydan iki hafta önce. Erdi diye bir arkadaş. Survivor Erdi deniyordu. Vesaire bütün o kadar hani gittim tüm boşnak kültüründen vesaire çok güzel bahsettiğimiz programda iki hafta sonra bu olay oldu. Evet. Bir de ondan çok de kısa bir zaman önce ekranda CHP'li Barış arkadaş arkadaşımızla yayına çıktık. yine yakın zaman önce o daha böyle tabii şey işte ulusalcı bu Milošević'i kahraman dedi. Yani Yugoslavya'da dedi işte o Amerika'nın müdahalesi, emperyası var. Tabii o ayrı bir konu. O ulusalcı açıdan ama Milošević'e böyle bir şey söyleyince ben çektim gittim. stüdyodan. böyle bir şey sen nasıl dersin bütün bizim Yugoslavya'daki Müslüman kardeşlerimizi, boşlakları ve bütün diğer oradaki Müslümanlar bu kadar ağır bir diktatör. Değil mi yani bunların hepsini yapmış Miloşeviç ve ben yayını terk ettim gittim. Yani onun, o sebeple kendimi bir zaman affetmeyeceğim yani. O Hı -hı. konuda ben kendim şeyimi söylüyorum. Sizin, sizin Kendim, yani Ama esas bana tabi tepkiler daha böyle Ergenekon, Balyoz falan falandır hocam. Yani, yani o, o geniş ondan, kitledeki... ondan, ondan doğrusu... Bu daha spektakülerdi spor programı evet, falan yok. olduğu için. Ondan Ondan, ondan daha do, e, doğrusunu söylemek gerekirse emin değilim ama dediğim gibi siz özür dilediniz. Dilediğiniz tabii. özür e, kamuoyu nezdinde kabul gördü, görmedi. E, bir kez daha özür dilemenizin herhangi bir şey değiştireceğini düşünmediğim için sizi tekrar özür dilemek ister misiniz ...noktasına yok, sokmayacağım. Hocam, ben ben yok, başka yok. bir şey soracağım. Evet, evet. Ee, ben esas onu merak ettim. Ve olay olduğu gün de ilk merak ettiğim şey oydu. Ee, bugün de işte kısmet oldu. Ee, karşı karşıya evet. oturmak nasip oldu. Dolayısıyla bugün o merakımı e, en azından giderebilirim diye düşünüyorum. Ee, kamuoyunda yarattığı dalgalanma ve vesaire bir yana... ...siz e, yakın çevrenizden e, hiç tepki almadınız mı bununla Çok. ilgili? Yani hocam bir kere bu diyorum kendim bir kere kendimi o konuda hiç affetmiyorum ve ben böyle şey bir sorumluluktan kaçan bir insana değilim işte son yazdıklarımda da bir sürü şey açıkladım ve bayağı yankılandı. Dolayısıyla o bütün herkesin yani tek herkesin nagiyan başta olmak üzere bana çok kızdı bir hadiseydi. Ve dediğim gibi o bir bir, bir boş bulunma bir, o sırada bizim yayın sırasında emdik tepki eşinizden tabii, mi anladın? Eşim ben Yani o çok uzun süre benimle konuşmadı. Hmm. Annem babam çok uzun süre konuşmadılar. Haklılardı çünkü yani art niyetli kötü niyetli bir açıklama değil ya kötü niyetli bir şey değildi yani böyle bir kasıtlı planlanmış vesaire değildi. Ama e, oradaki zevzeklik o saçmalık. Tabii dediğim gibi yani ama oraya girmeyin şimdi tabii o, tabii, tabii. o kelimeden evet, 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 ilerlerseniz abi. başka tabii. bir yere doğru Zaten gidebilirsiniz. diğer yani. şimdi bana siyasi olarak başka sebeplere düşman olan medyanın da benden bahsederken o ifadeyi kullanması bir kere bütün boşlukları çok kırıyor, çok üzüyor. Onu söylememeleri lazım, onların da duyarlılık göstermesi lazım ama orada niyet tabii bana yönelik düşmanlık olduğu için yoksa öyle bir duyarlılık değil. Yani e, benim, şimdi tamam, bunun, bahsettiğim evet, bun, benim bir bahsettiğim barış da benim aleyhimin tipi taraftı. Orada harbi kendisi ha, Biloşevic bun, yanlış. Bunların hepsini bir yana bırakalım. Çünkü tabii, burada sizin kişisel sorumluluk almanız tabii, gereken tabii, bir tabii, mevzu var. O sorumluluğu aldığınızı Falzum, anlıyorum. Doğru, tabii kesinlikle, Yakın kesinlikle aldım. Yakın çevrenizden, eşinizden eve sokulmamacasına tepki gördünüz. Gördüm, çok gördüm uzun süre. Ben zaten kendim ondan sonra, o olaydan sonra da hemen akabinde... İşte bu konuyu konuşmak isteyen çok insan var... ...hiç hepsini de dedim çünkü dedim ki burada ben... ...kendime bir kere ceza veriyorum... ...yani böyle bir şey olamaz diye... ...ve 3 e, yıl neredeyse 3 yıl olacak... ...3 sene geçti hocam yani... E, ...dolayısıyla ben hiçbir zaman da kendimi... ...bir de yani hani... ...insan boş bulunur da böyle bir... ...önemsemediği bir konuda boş bulunur öyle değil... ...çok önemsediğim... ...çok sevdiğim ya, yani benim... ...pasaport kayıtlarımda en çok gittiğim ülke ya... Hı hı. ...en çok gittiğim ülke onun için hocam yani kendimi hiç affetmeyeceğim o konuda ama dediğim gibi bütün kim ne derse o konuda haklıdır. Takdir halen kamuoyunda. Tamam, oyunda. aynen. Peki e, siz İzmirlisiniz değil mi? Aynen doğma büyüme. İzmir. Doğma büyüme. Şeye kadar, üniversiteye kadar İzmir mi? Tabii 30 Nisan 81'de işte doğdum. Bilgi Üniversitesi'ne gelene kadar İzmir'deydim. Ben Hı -hı. geldiğimde sizde... Toktamış Ateş'in asistanı Doğru. genç bir akademisyendiniz. Doğru. Hatta demin ben size Mithat Bereket'i sordum gelir Hı -hı. gelmez. Mithat Bereket'le çok güzel stand-up gibi böyle tam da 11 Eylül dönemiydi hocam. Sizin böyle daha yıldızlaşmıştınız o dönem. Çok güzel şeyleriniz vardı. Mithat Bereket de herhalde belli bir şey içinde şu okul an. okul, okul arkadaşınız. Mithat. Ona da acil şifalar diliyoruz. Yani hastalığı evet. duydum, okudum. Ee, çok başarılı bir gazeteci Ümitat Bereket. İnşallah yeniden beraber işler yaparsınız hocam. İnşallah. Yani. Biz de öyle istiyoruz. Ee, peki İzmir'de e, nerede okudunuz? 60. yıl Anadolu Lisesi'nde okudum. Hı hı. Ya bizim İzmir'de Güzel Bahçe'de e, böyle tam denizin dibine çok güzel bir okuldu. 60. yıl. Bizim dönemde de iyi bir dönemdi. Hı hı. Orada okudum. Şu sonra bir yani. Üniversitesi Okul fakültesine geldim. Benim e, lisedeyken hocam bu siyasi konulara ilgim arttı. Benim ailem daha kemalist, Atatürkçü çizgide bir aileydi. Tam ben lisedeyken 28 Şubat darbe sürecinin olduğu dönemdi. O dönem ben ailemle ayrışma yaşadım biraz siyasi hmm. olarak. Daha o e, o dönemki bütün gazeteleri teker teker işte okuyordum. Daha o dönem liberal demokrat bir çizgideki aydınlar beni daha onlar bana ikna edici geliyordu. Orada 28 Şubat'ın etkisiyle vesaire kendim seküler bir çevreden gelmeme rağmen ki amcam Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarıydı, müzik yazarıydı. Önder Kütahyalı. O bir değişim oldu bende. Ondan sonra o zaman daha internetin yeni zamanları böyle Yahoo Groups'lar vardı. O zaman hatırlarsın hocam hmm. WhatsApp yok, hiçbir şey yok. İşte Twitter yok, sosyal medya yok. Oraya ben yazılar yazmaya başladım. Lise 1, 2, 3 erken erken. Hatta son yazımı da bahsettim o zaman. Şimdi Amsterdam Üniversitesi'nde akademisyen olan Aylin Kuryel diye bizim İzmir'den bir arkadaşım vardı. O da çok entelektüeldi. Şimdi zaten Amsterdam'da akademisyen. O bana rahmetli Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak kitabını hediye etmişti. Hı hı. Bak hani yani kadınların meselesileri de var bunlara da eğil diye. Ben de ona Ayman e, Butler'ın Frederick Hayek'i anlatan kitabını hediye ettim. Şimdi bugün bakınca lise talebesinin bunu hediye etmesi... Komik ya yani, tuhaf geliyor abi o dönem. Hı. O meraklarla buna girdim. Ben lise sondayken bu grup yazıları yazarken Atilla Yayla bir gün bana biliyorsunuz meslektaşınız hı. profesör ben bana bir mail attı. Ben lise sondayım. Dedi o ki, size mail. O var Çünkü o yahu grupta onlar da görüyorlar. İşte hı hı. çeşitli liberal bugün işte İTÜ'de doçent olan Doğan Gürpınar vardı o zaman. Birçok arkadaşımız vardı şimdi ekranlarda. Ya da şeylerde şeylerle çıkıyorlar daha böyle. akademide daha çok. O ama şeyler de var. Berat Özüpek o zaman daha genç yine hı, hı. E, şey, toplu çevresinden. Mustafa Erdoğan sonra biz onları ayrıştılar vesaire. Yazışıyoruz o dönemin Türkiye'si ile ilgili. Ben de yazıyorum. Ama Siz benim kim gen oldu? Mesela genç siviller hareketiyle şeyim oldu. Yani genç siviller esas Yıldıray'ın hareketi. Evet. Yıldıray'ın ama ben destek verdim. Bir sürü röportajlarına falan oldum. Yani o 2007'deki e, Muhtıra'ya karşı çıkış sürecinde e, Hrantin cinayeti sonra süreçte genç sivillerine destek verdim. Yani onların girişinde değilimdir ama oysa Yıldıray'ın hareketidir. Destek verdim onların kampanyası. O 2007 ama daha iyi hmm. geçmiş. bir tarih. 99'da, 98'de ben bunları işte o internet gruplarına yazarken tabii kim olduğunu bilinmiyor. Söylemiyorum lise öğrencisiyim dersem hiç yani böyle bu kim olan velet diye itibar etmezler diye. O zaman Atilla ile bana bir tabii benim kim olduğunu bilinmiyor. yani bir biraz şey şey başlamış. O zaman da yine benim yazdığım yazıda ilgi çekiyordu. Hı hı. Ondan sonra şey falan işte Mahçup ben Ali Bayramoğlu falan da hı hı. bakıyordu. Yani o dönemin liberal demokrat aydınlarının bir şeysi. Biz de gençler olarak yazıyoruz. Onlar tabii daha az yazıyor, bakıyorlar falan. Yani yazılanlara bakıyorlar. Atilla Yayla mektubu bana. İşte dedi ki siz e, duyduğuma göre bir yüksek lisans öğrencisiymişsiniz. Ben sizle tanışmak istiyorum. Neredesiniz? Temas kuralım. O meğer beni saklı. Atilla Hoca bir gün bir, 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 bir sabah gazetede yazdım ben bunu. Yüksek Lisan lisans öğrencisiyim, ister istersen. Hayır, lise öğrenci. Lise 3'tüm. Ondan sonra ben hocam dedim yani böyle ama sağ ol ben lise son talebesiyim dedim. Şurada 60. yıl falan. Sonra daha da ilgisini çekti vesaire. Atilla Bey'le ben o zaman herhalde şu toplumun Kapadokya'da kongresi var. Oraya da. Ben 18 yaşında oraya gittim ilk akademisyenler şimdi hepsi profesör oldular. İşte önemli yerlere gelenler de oldu. Ömer Demir oradaydı. Sonra işte şey başkan oldu. Devlet Sesi Genç Başkanı oldu. Birçok akademisyen. Orada gittik. E, rektör olanlar oldu falan. Ben tabii biraz maskot gibi 18 yaşında genç bir çocuk. Yani çok heyecanlıyım. Konuşuyorum vesaire. Ondan sonra bir gün üniversite gittikten sonra ta, devam ettim. Orada gittik. Yani biraz şu topluluğuyla o toplantılara gittim ama tabii orada üzücü bir şey. Tabii sizin hocam e, profesörsünüz, o camianın içindesiniz. Tabii ben lisedeyken akademik ortamı ve akademisyenler dünyasını daha bir büyülü görürdüm. Yani şu bilim adamları bunlar kişilik hmm. olarak yetişmiş, zeka ve en azından entelektüel seviye olarak çok toplumun üzerinde insanlar. O onların kişiliğini, olgunluğunu etkiler vesaire. O klasik yani klasik insan ya da diyelim, avam diyelim ondan çok farklı. Hı hı. İşte orada tabii ya yani ilk gözle tabii yani akademisyenler dünyasının da içinin bayağı böyle bir şey ha gibi olduğunu gördüm. Dışarıdan gözlemledim yani. Hı. Entrikalar, o onun arkasından. Yani çünkü akademisyenler de, siz daha iyi bildiğiniz bir dünya hı. ama akademisyenler pek bunu konuşmayı sevmez. Yani açıkta konuşmayı sevmezler. O akademisyenler dünyası benim beklediğim gibi gelmedi. at atıyla yaylaya, paylaştı o zaman Mustafa Erdoğan'a, paylaştı ona. Ne sokuşu. dediler size? Yani dediler yani biz bir, böyle Dediler, şey dediler, dediler. hayır şöyle, o değil tek. Onlar bir de Türkiye'nin e, yani nitelikli akademi sadece liberal topluluğu çevresi değil. Artık orada başka başka akademik düşüncelerden. O zaten o zaman şöyle bir şey vardı hocam. Siz tabii daha şeyde olduğunuz için, daha kemalist çizgide olduğunuz için onlara muhalifsiniz. O dönem... Yok yani, yok yo, yo. ya yani, öyle de öyle de, de. de. Demir, ben liberal ama... düşünce toplumunda da konuşmuyorum. Konuşmuşsunuz. Yani siz ılımlı siz yani toklamış ateş... Ya Kemalist eğer şeyse bir nitelemeyse onu kabul ederim Aa, evet. yani. Evet. Atatürk'ün çizgisinden tabii, tabii. yürümek. Ama siz yani siz ılımlı siz zaten Demokrat Parti'den de aday oldunuz değil mi hocam? Yani şey değil klasik Abi, böyle... Ben olmadım hiçbir zaman ama yöneticisi şey, oldum. Yani şey Mehmet Ağar'ın dönemi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yani hani o klasik belki sol Kemalist çizgide değilsiniz ama yine o şeyde olduğu için orada zaten o dönem hatırlandığında 99-2000'lerde zaten aydınlar arasında buna birikim grubu da dahil sosyalistler ne bileyim daha mesela Yavuz Ağaraleoğlu iyi Parti'de Hı -hı. şu an o da o zaman 28 Şubat'ın 28 Şubat rejiminin muhalifiydi yani milli çıkanattan İslamcılar zaten muhalifti Hı -hı. muhafazakarlar muhalifti liberaller muhalifti ama liberaller biraz bir şeyin e, söylem üstünlüğünü de ele geçirmişti o zaman hı hı. ve o kamuoyunda yanlış olarak liberaller diye söylenen özgürlükçü sosyalistler. Gittim Murat Bey, Ömer Laçiner, Ahmet Yılmaz. Bunlar liberal diyor. Bunlar liberal değil, Ahmet Yılmaz. Liberal lafını küfür kabul eder yani. Kabul etmez ama neydi? O rejimin muhalifi İşte buna Kemalist rejimin muhalifi dersin. İşte askeri vesayet rejiminin dersin. O tanımlama değişir. Onlar zaten hep bir arada oluyorlardı. Ve bunlar hakikaten nitelikli akademisyenler. Yani o dönem zaten baktığınızda Sabancı Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde, Bilkent Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde, ODTÜ'de hepsinde genel eğilim aslında. Şimdi bugün tabii işler değişti. Ama o konjonktürde artık şeydi yani bu o dönemki sonlara yaklaşan rejimin en son 28 Şubat'ı yaparak sonra da ne diyelim kaybolan bugün de başka bir e, rejim bloku var onlarla konuşuruz. Bir muhalifiydi. Ortak bir zemin vardı zaten. Dolayısıyla hani belli bir e, akademik cami değildi. ama Türkiye'de akademisyen olmanın zorluklarını ben orada gördüm. Hakikaten Türkiye'de Şimdi de zor. O ana kadar bir akademisyen olma isteğiniz var şu mı? Var vardı ama şunu gördüm. Hala da çok zor şu an onu kabul ediyorum. Yani Türkiye'de akademisyen olmak e, yani belki hani çok ailenden para varsa e, ondan sonra da e, kendini tecrit ediyorsan bir nebze mümkün. Yoksa e, e, zor. Yani çünkü o ilişki e zor, tam o, o, olmak, yani o, şey olur. O, 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 o zorluğu yaşayan, o zorluğun evet. içerisinden Çıkıp kendisini tabii. yukarıya çıkaran yok ben de belki biraz daha şanslılardan Şanslı bir be. tanesiyim ama e, yani Birçok meslektaşımızı e, biliyorum ki bunların içerisinden çıkıp o bir de akademisyen olmak da böyle kolay bir işte değil yani bir iki tabii. sayfa yazı yazmayı o. bilen herkes Hocam, 300 o sayfa tez yazmanın ne demek olduğunu tabii, bilir. Tabii. ama yani akademisyenlik e, hadi oradan açtınız e, lafı e, onun üzerinden gideyim Toklamış Ateş ateşin benim hocamın evet. tabiriyle e, hani akademisyenlik hem un ve hem de ün bir arada olmayan çok e, bir meslektir. İyi bir akademisyen çok zor koşullarda yetişiyor ve zor koşulların e, getirisi de belki Şöhret o kadar de akademisyene yüksek değil yani. zarar da veriyor yani Zafer problem da verir. çünkü o zor onu yönetmek ikisini Hı -hı. beraber yönetmek. Bir de tabii kamusal aydınlarla akademik faaliyeti de hocam hayır bak lazım yani şimdi isim vermiş ama o, o, kamusal aydınlık olan ama senelerdir akademik olarak hiçbir faaliyet göstermeyen, hmm. benim de sevdiğim çok aydın var. Hmm. Ben seviyorum. Türkiye'de fikirleriyle çığır açmış insanlar oldu. Her kesin. içinde isim verip polemik yaratmıyorum. Genelde severim polemiği ama yani şimdi <laughs> yeri değil. Ama bunlar bir akademik faaliyet evrensel anlamda üretiyor mu? Üretmiyor. Yani bu sadece taşlı akademisyenlerin has değil. Biraz İstanbul'da İstanbul akademisyen orayı laf edip hmm. onları atarlar. Doğru orada da durum bir felaket. Ama e şimdi hocam ya bir de öyle bir öğütmeni ki Türkiye mesela onu görüyordum. İsim isim mesela. İngiltere'de çok iyi doktora yapmış bir genç vardı o zaman. Şimdi yani ismini de veririm ama Michael Walzer meşhur hmm. siyaset bilimci geleceğin parlak isimlerinden biri olacak diye bir blog yazmıştı. Kitabı da Oxford University Press'ta hmm. yayınlanmıştı. Geldi mesela biz o benim de bulunduğum kongrede ben 21 yaşındayım konuştuk. Nide Üniversitesi'ne gitti. Adam kayboldu gitti. Bir seneden sonra baktım işte rektör olacağım olmayacağım yarışmaları o onu... yani biraz bu. Bunu bunu söylemeye çalışıyorum. Yani o adam peki, orada, kalmalıydı. Orada, peki orada, orada o manzarayı yani. zor gördünüz. ve zor yani onu gör. Ondan sonra zaten eee Sinan Çetinle de tanışmıştım ben. 2001 2002 yılında. Hı hı. Ondan sonra tabi e, tabii bu e, kültürel yani fikri, felsefi konulara meraklı olduğunda zaten genel olarak kültüre de, sanata da, işte bilimsel, e, sosyal bilimler tabii bizim özelinde meraklı oluyorsun. Siyasi düşünceler tarihinde. E, sanata da aynı şekilde. Sinan Çetin'le de tabii bir dünya görüşü ortaklığımız da vardı. Sinan'la e, o da liberal demokrat düşüncelere sahip bir yönetmendi. Şimdi yine yapayım. O zaman bir de ta, çok daha popülerdi. Atilla ile beni onunla tanıştırdı. 2002 yılında. Ondan sonra beni zaten Sinan Çetin tanıdı, gördü ve tanıştığımız an dedi ki Atilla dedi Rasim benle çalıştığı istiyorum. Dedi. Benle beraber çalışsın. O zaman benim de daha böyle bir şeye de yöneldiğim bir dönemdi. Mesela Tanpınar'ı çok okudum. Bir de İstanbul'a Sinan... geldiniz. Tabii İstanbul'a tabii. İstanbul'a geldim. Bilgili öğrencisi. Bilgili talebiyim. Ondan sonra şeyi eee hem Tanpınar'ı çok okuduğum dönemde, aynı Rand'ı da Sinan ortak şeyim. Hatta o yayın evini e, kurdu, sonra ben o yayın evini yönettim. Plato hı hı. film yayınları, Ayn Rand'ın meşhur biliyorsunuz Amerikalı libertaryen romancı ve yazar. Şimdi tabii aşırı buluyorum Ayn Rand'ı bugün ama o zaman gençlik şeyiyle daha böyle tutuyordu. Yani, kuvvetli bir yazar, Amerika'da da büyük yankılar yaratmış. Büyük bir hem bir romancı hem bir filozof. Onun kitabını çevirdik, bu Atlas Şırak'tı. Fuantunet kitabını. İkisi de biliyorsunuz Atlas Shrugged Amerika'da İncil'den sonra en çok satmış kitaptır. Değil Hala. O inanılmaz etkilidir. Onunla bastık. Çeşitli işte o zaman propaganda filmi ben gelmeden önce yapılmıştı. Komiser Shakespeare filmi vesaire. Sinan daha böyle enteri, şey filmler yapmak istiyordu. Yani özgürlükçü, sistemi eleştiren falan. Tabi istediklerini yapamadı tabii o dönem. Ee, onunla beraber çalışmaya başladık. tabi reklam ayağı çok kuvvetliydi o zaman Plato Hı -hı. filmde. Reklam, metin yazarlığı, kas direktörlüğü vesaire. Plato film, camiası ama zaten. Ama bir yandan da hukuk okuyorsun. Hukuk okuyorum ama artık şeyden sonra, e... hiç bir sonra... kaydoldunuz? Yok yok hayır hiç kayıt olmadım hocam. Ee, zaten ben artık o şeyden sonra, eee, beraber olduktan sonra o sanat dünyasında sinemada bir şeyler yapmayı kafama koyduğum için artık benim için o işte o Atilla Yaylan'ın vesaire teşvikiyle olan şey yüksek lisans doktora yapayım akademisyen olayım fikri uzaklaşmıştı. Ee, işte, ondan sonra yani diplomayı o, hı. almak için hukuku bitirdim. Diyorsun. Ben hukuku da bitirmedim hocam ayrıldım sonra. 3 Üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftayken falan filan. Ya bıraktım, O devam etti. Bizlerden o Plato filmdeki çok heyecanlı bir hayatdı. Yani Cihan girdi. Bülent Siz geldiniz mi? Cihan Duymuşsunuzdur. Yani duymuşsunuzdur. Çok şeydi yani bütün sanatçıların, aydınların geldiği bir... Cihan girdi. E, Sinan girdi evet. o zaman. Espri yapılırdı. Öyle bir dünya içindeydi. 2002 ile 2008 arası. Şey var mı içinizde? Yani hı. keşke bitirseydim. Hocam açıkçası yok. Şöyle yok. Çünkü avukat olmak istemiyordum. ...avukatlar dünyasında da... ...yani gördüğüm şeyi... ...yani aslında... ...düz, kariyeris bakarsak... ...Cevval iyi bir avukat olabilirdim... ...ben karakter olarak ama... ...benim şeyim, benim düşüncem... ...daha... ...yani Türkiye'de... ...etkili olan... ...ve o dönemki tabii... ...şeye de muhaliftik yani... ...o günkü düzene muhalif olduğumuz için... ...o 28 Şubat'tan AK Parti yeni gelmiş... ...tam iktidar değil vesaire bir değişim yaratacak bir şey yapma arzusuydu. Akademisyenlikte de şimdi başta tabii ilk düşüncen onun da bir şeyi olarak düşünüyorsun. Hani bir entelektüel değişim, olsun. Ama doğru değil. İşte onu birçok insan öyle düşünüyor. Aslında akademik sadece akademisyenliktir. Yani akademisyen benim kanaatime göre hem akademisyen olayım onu da yapayım. Onu çok yani Türkiye'de neyse o ayrı konular hocam. Onu da öyle düşündüğüm için sanatı da öyle bir değişim unsurlar düşündüğüm için yani. Sinan Çetin'e diyordum ki yani öyle filmler yapalım ki ortalığı yıksın kardeşim. Kaç sene sürdü bu? 2002-2008 2007-2008. 2002. Şöyle oldu bir, Plato filmde o verimli bir ortam yoktu. Hı -hı. Sinan Çetin'e çok tenkit etmişimdir sonra söylemişimdir vesaire hala görüşürüz. O kaotik bir ortam vardı. Sinan kapitalizmi, aynı rant tarzı kapitalizmi savunurdu ama ben Platon'un komünist bir düzen vardı. O oradan gelir, o oradan hmm. bir kaotik yani bir rasyonel o yani Max Weber'ci anlamda rasyonel bir işleyiş yoktu. Hmm. O ama güzel filmler Serdar Erener'in de e, reklamcılık zekasıyla çok güzel reklam sektöründe hakimdik plato film olarak. Şeyde yayıncılıkta iyiydik ama filmler vesaire. o i̇şte dostluklar devam ediyor mu? Serdar Erener'le. Yani Serdar Erener'le uzun Serdar Erener Çetin hala çok yakın dost. Şimdi onlar Serdar Erener bir reklam dünyasında da artık şey oldu biraz marjinalize oldu. Daha yepyeni bir kuşak geldi. Değişti. O dönem değişti. O eskisi gibi şey reklamcılık kalmadı. Yani eskiden böyle bir e, spin doctor gibi bir e, yönet şeyler gelir. Onlar yapar. Serdar Erener, Sinan Çetin. Şimdi daha mekanik gidiyor. Ee, Sinan Çetin'le görüşüyorum. Serdar Erener'le de bir şeyde görüştük. Bu hatta gezi olaylarından sonra falan. Onun aleyhine çok yanlış haberler çıkmış. O zaman beni aramıştı. Onu düzeltmiştim falan. Ee, ondan sonra Serdar Erener ama temelde dünya görüşü olarak özgürlükçü bir insandı. Ee, sonrasında orada da fazla bir şey değişemediğini gör. Mesela ben Aynur Andın Hoca bak ilk defa bunu söylüyorum herhalde ya da uzun süredir defa söylüyorum. O Atlas Çırak'tı. ben 26 bölüm televizyon dizisi yaptım. Hı hı. Dahası o zaman TRT Genel Müdürü Şenol Demir geçenlerde vefat etti. Onunla Sinan Allah. Allah rahmet eylesin. Sinan arası çok iyiydi. Tam Pınar'ın Saatler Ayarlı Mensu'nu 6 bölüm dizi yaptık. Ama hayata geçemedi işte o kaotik şeyde. 6 bölüm ben senaryosunda ben yazdım. Huzuru yine Tam Huzur romanı biliyorsunuz meşhur. ...tabii biraz cahil cesaret... ...bence 23-24 evet, yaşında ama, bir çocuk... Ama, ...ama çabadır işte... ...ama, yani ama günün sonunda Tanpınar'ın söylediğini duymuşsunuz... yani ...Türkiye der biliyorsunuz... ...Tanpınar enteresan bir ülkedir... ...çocuklarına evet. kendisinden başka hiçbir şeyle... ...ilgilenme fırsatı vermez... Evet, ...siz e, çocuklarına hiçbir şey... De, e, ...kendisinden başka hiçbir şeyle ilgilenme fırsatı vermeyen... ...ülkemizde... E, ...bir noktada... ...zannediyorum bu e, anlattığınız dönem... 4-5 senelik bir dönem. Evet, 2002-2008. Evet. Sonra bir gün e, ya da belki öncesi de var. Bir biçimde hani bu kariyer Taraf gazetesi. Bu kariyer içinden Taraf Gazetesi'nin açık görüş sayfalarından bir tanesine evet, yani evet. köşe yazarı değilsiniz. Baş dışarıdan değil, tabii. okuyucuların yazdığı Vah. bir e, sayfaya yazı yolluyorsunuz. Aynen. Ee, Onun hocam. Bunun hikayesi nedir? Çünkü oradan başka Açılımlar olacak. Hayatınız tabii, tabii. değişecek. Türkiye'nin gündemi öyle sizinle beraber değişecek. Aynen hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi biz o dönem Plato filmde iken e, 2007'ye kadar ben tabii siyasi olayları izliyorum ama bir yandan da baktığımda hala sinema yapma, film yapma falan derdim. İşte dizileri yazıyorum. Daha ama kafamızda Kendiniz oynadınız mı hiç? Ya oynamadım ama reklamlarda falan görünmüşümdür herhalde. Hı -hı. Çünkü Plato filmde o gider ve vesaire. Ondan sonra hocam 2007 yılında Hrant Dink'in öldürülüşü. Ardından 27 Nisan muhtırası da benim tamamen rayımı çevirdi. Hı -hı. Ve ben o güne kadar aslında düşünün yani bizim Pilato filmde bütün gazeteciler gelir giderdi. Ama ben bir kere bile şu yazar olayım falan o dünyanın insanı olayım diye düşünmemişimdir. Ki o dönem köşe yazarlığı çok meşhur bir şeydi. Hani böyle köşe yazarları da çok itibarlı hmm. oldular. Şu an o kadar itibarlı değiller. Ona rağmen ben hatta diyorduk ki ya köşe yazarlığı günlük yazmak yazarlık değildir arkadaşlar. Yani yazar dediğin oturur, eser hmm. yaratır. 50 sene sonra da kalır falan. Öyle derken ee, 2007 ranting'in katli ardından 20 Nisan muhterresi hmm. benim e aklımı çıkarttı. Evet. dedim ki ben şimdi bu plato filmde bir herhangi bir değil. Buradan bir şey çıkmayacak. Ama Sinan seviyorum hakikaten. ...iyi bir insandır. Ben yazılar yazmaya başladım. İlk Star'ın açık görüşte. taraflı değil. Hmm. Star o dönem hangi gazetenin forum sayfası varsa Razım Oğuzhan Kütahya dışarıdan gönderiyordu. Çünkü hala pek gazeteler öyle bir şey kalmadı herhalde. Çıkıyordu. Sonra Taraf Gazetesi'nin çıkışı 15 Kasım 2007'de. Tabii biz o zaman yani de ben coşkuyla destekliyoruz. O zaman sonra dışarıda ben yazı, yazılar yazılanıyor Ahmet Altan'ı ben tanımıyordum o ana kadar. Aslında gelip giderdi bizim oraya ama ben rastlı gelmemiştim. Ondan sonra Yasemin çok da Amerika'daydı. Sonrasında ben dediğiniz gibi oraya yazılar yazdım. Tam 60, yani başka yazılar geldi geldi. 68 olaylarının 40. yılında. Deniz gezmişlerin yolu biz nereye götürür diye sert kuvvetli bir yazı. Yani dedim bu bir şey yol değil. Yani bu hı hı. bir gençler için böyle 68 idealize edilecek bir yol değildir. Bilakis elbette çok iyi niyetlerle yola çıkmış olsalar da deniz gezmişlerin yolu totaliter bir yoldur. Elbette asılmaları bir hukuk cinayetidir. Onları bu 12 Mart darbesi ortamının yaratılması için birileri çok kötü şekilde istismar etmiştir vesaire. Bütün onları yazdım. O detaylı bir yazı isteyenler bakabilir. Benim kitabımda da var. O yazı çok yankı yarattı hocam. İnanılmaz bir şey oldu. 17 Mayıs 2008'de hemen hem bir baktı pazartesi günü karşı bir cevap geldi. İki pasalı bir cevap geldi. Murat Belge bir yazı yazdı. Oral Çalışlar Cumhuriyetliği de o zaman o bir yazı yazdı. Yani bayağı Türkiye'nin bilinen sol aydınlarının içine girip tartışma. Sonra o zaman bana taraf gazeteden telefon geldi. Ya sen bu ikinci yazıyı yaz, yazdın. Her gün cevap geliyor bize. Ben ee, bir cumartesi günüydü yine. Öbür hafta bir yazı daha yaz. Yine devam ediyor. Oo, herkesin girdi. Hatta onları bir ara ben bir yazı, bir kitap yapmak gerektiği kanaatindeyim. Geçen de hangi anda da konuştuk. Sonra devam etti. Üçüncü haftada ben yazdım. Cumartesi, her cumartesi yazı gönderiyorum. Ama şey yok, köşe yok. Yani kellem yok. Platofimde de daha kopmamışım orada Hı -hı. falan. Sonra o süre zarfında e, Yasemin Çonkar beni gazeteye davet etti. Dedi Ahmet Altasen'le görüşmek istiyor. Ondan sonra gittik konuştuk. O zaman tabii büyük bir şey içindeyim. Yani çok da destekliyorum tabii o zaman misyon tabii onlar konuşuruz. Bugün herkesin tartıştık onlar. E, ve beni köşe yazarı olarak davet ettiler. Dediler ama para falan yok bizim durumumuz bu. Ya dedim ne parası böyle bir şey düşünmez bile. Ve ben Köşe yazı olarak başladım. Plato filmde devam ediyor Plato musunuz? Plato filmde bir süre devam ettim. Sonra yavaş yavaş oradan koptum. Zaten şöyle e oldu. Peki taraf para vermiyor. Plato para filmden vermiyor. koptunuz. Peki, yok o ara şöyle. O, o, ara Ek, Ekmeğin üstüne yağ ne <laughs> <et> sürüyor? <laughs> bir süre olanla annemler idare etti. <laughs> annem babam sağ olsun ki onlar tabii başta şey de oldu. Ne iş yapar baban? Babam ziraat yüksek mühendisi. Ee, annem matematik öğretmeni. <laughs> İzmit'e de onları seyrediyorlardı muhtemelen. Ee, babam e, dediğim gibi çok şey bir insandı yani e, o günkü çizgisi itibariyle daha da sıkı e, kemalist ya da atatürkçü diyelim yani aslında o ideolojik bir sol kemalist gibi değildi ama tabii gençliğinde daha üniversitede daha sol hareketli o zaman tabii herkes içinde hemen hemen 68'li yıllarda 48 doğumlu ama 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46, 46. yıl dönümünü idrak ettik Ziraat yüksek mühendisi olarak, uzman şef olarak görevdeyken de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gönüllü gitmiş bir adam. Ve babam Kıbrıs gazetidir benim. Orada EOKA faşizmine savaşmış, yaralanmış. Ve ablam iki yaşındaydı o zaman. Böyle yani o kuşak zaten bizdeki sol sağ tanımları bunu tam anlatmıyor. Yani solcular da o zaman çok milliyetçi, ulusalcı. Peki ba babanız e, sizin yani geri döneceğim tekrar oradan. Ha. Evet. Oradan ya. tekrar alırım ama bu anlattığınız baba profili anne profili e, sizin e, savunduğunuz görüşlerle oldukça e, problemli, uyumsuz. Aynen. Zaten orada bizim tartışmalarımız çok oluruz. Ama tabii bizim layık kesimde e, çocuklarının farklı fikirlerine tahammül fazladır. Yani Hı -hı. hatta bu belki Bu da iyi bir, şeydir, bir şey. şey yok iyi bir şeydir. Yani yani muhafazakar kesimde orada da bir liberalleşme olduğunu düşünüyorum. Muhafazakar kesimde de çocuklarda farklı fikirler dönüşüyor vesaire. Ama layık kesimde o dönüşse bile vay işte bilmem evladlıklar reddediyorum öyle şeyler olmaz. Farklı fikirler konuşulur. Kendisi şey olsa da. Orada mesela ben taraf gazetesine başladığımda da onlar teri teri Yani onların fikrinde olmayan bir gazete. Hatta ben şöyle Çünkü... bir şey gelmedi yani. Oğlum seninle gurur duyuyorum bu gazetede yazmaya başladın Öyle diye. Öyle gelmedi tabii. Yani orada Sonrasında devamı, var, mi? devamı var. Hı. Orada ben yazmaya başladım. Hatta meşhur bir yazı yazmıştım. İlker Başbuğ çok tenkit eden. Yazlık dayım, dayım da var. Dayım da hakimdir. 31 doğum, 89 yaşında hala Hı. hayatta. Haşal. O da çok e, koyu Atatürkçü Zaten onun dayısı da CHP milletvekiliydi. Ya yani dayımın dayısı. Ee, o... Siz yani bu mahalleden bu mahalleye evet, geçtiniz. Evet, evet, evet. Tabii ben şu zaman muhafazakar ya da İslamcı olmadım ama tabii ister istemez bir AK Parti. İslamcı olduğunu mu düşünüyorsunuz AK Parti'nin? Şu an değil. Şu an tabii, şu an onu birazdan konuşuruz hocam. Şu an tabii daha farklı bir rejim bloku var. Yani muhafazakar, milliyetçi ve ulusalcıların dolu başka bir rejim bloku var. Türkiye o günlere nasıl geldi onu da konuşuruz. Şeyde o zaman biz yazlıktayız. Mesela ilginç bir örnek. Ben İlker Başçuk'u bir yazı yazdım. Genel Kurmay Başkanı. Ve bu sefer dayınız size eve soktu. Çok sıkacak, çok kızacaklarını bildiğim için sabah <laughs> kalktım gittim. Ben kalktım sabah eve oradan şöyle işte otobüs vardı. Şeyden İzmir o e, İzmir'e geri döndüm. Tabii öğleyin aradılar sen ne yapıyorsun vesaire. Ama orada şu da var hocam. Fikir farklılığından ziyade korku da var. Bugün ondan sonra bugün babam onları görüyor. Yani sen genel kurmay başkanını böyle tenkil ediyorsun. Başına büyük belalar getir. Alırlar, içeri atarlar. Zamanında İlhami Soysal'ın olayını biliyorsunuz. Cemal Tural'ı tenkit eder, etti, etti ve sonunda Cemal Tural 2-3 adamını gönderip İlhami Soysal'ı dövdürdü. İşte bunlar e yaşandı yani Türkiye'de. Türkiye'de hala böyle şeyler var, yaşanıyor. Var, var. Işte hala var. Onu da Yani çok şey değişmedi. Yani bunu sadece ben askeri suçlamak için söylemiyorum. Genel bir şey kültürü. Ki benzer bir olay Türkiye'de de oldu yakın zamanda. Türkiye'de Peki Böyle atıyor. bir aileden geliyorsunuz evet. şimdi aklıma düştü sorayım. Ee, İstanbul sözleşmesi ile ilgili bir tartışma var. Tabi. Ee, Sonuna kadar destekliyorum ben. Hangi? İstanbul Sözleşmesi. Hiç tartışması Hı, İstanbul karşı... Sözleşmesinin kaldırılması. Ağayan o konuda çok güzel yazılar yazıyor. Hı, yazıyor. Ve dün de eski Bağ Parti Milletvekili çok güzel tartıştı. Ee, bir de Cem Küçük vardı. İkisi kaldırılması savunuyorlar. İki daha muhafazakar. O hayır dedi. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi kadınların e, bütün savunma kalkanını ortadan kaldırır. Kaldırıldığı an benim kanaatim evet. o. Ben AK Parti'de de kadınların desteklediğini düşünüyorum. Öyle evet. olmadı. Anlaşılıyor ya. muhafazakar kadın örgütlerinin tavırlarına da bakarsak. Evet. Burada bırakalım evet. İstanbul, İstanbul Sözleşmesi. Sözleşmesi'ni. Evet. Evet. Dönelim Dön bakalım ne? biz... Şimdi o orada Rasim Ozan Kütahyalı yazıları yazıyor Tazı. ve tartışma tartışmalar büyüyor. başlıyor. Ondan sonra orada e, dediğim gibi Plato film sonra Taraf Gazetesi o arada küçük bir kanal var o zaman Kanal T. Oraya ben bir programlar gidip gelmeye başladım ama Kanal T küçük bir kanaldı tabi Mahmut Öbür'le falan e, yayınlar yapıyorduk. Sonra 22 Ocak 2009'da rahmetli Mehmet Ali Birant beni 32. gün programına çağırdı hocam. Yani Hı -hı. Yine tam işte daha 27 yaşındayken falan. Önce işte taraf yazarlığı. Sonra 32. günde e, beni çağırdılar. O gün tabii benim tam bir şeyim oldu. Çok izlenen bir program oldu. Şey vardı. Ümit Özdağ vardı Hı -hı. benim karşımda. Mehmet Faraç vardı. E, bir galiba Armağan Kuloğlu vardı. Tüm genel o zaman çok çıkar şimdi. Armağan Kuloğlu ortada yok. O da vardı. Uzunca bir süredir. Canım. Evet o vardı falan. Sedat nerede vardı. Sonradan Sedat Laçiner'de o zaman da milliyetçi aydın olarak biliyorduk. Sonra şu Sedat Laçiner şu an FEDÖ'den hapiste. Orada tabii e, biraz ben böyle beşe tek kaldım gibi bir şey oldu. Ama o bana yaradı. Bir hatta Mehmet Ali, bir hatta rahmetli biraz beni tuttu. O da biliyorsunuz özgürlükçü fikirlerde bir insandı. Evet. Tam o süreçte işte, o askeri vesayet X olaylar, Ergenekon olaylarının başı. O programdan sonra zaten benim bütün televizyonlar davet etmeye başladı. Sonra onu profesyonel bir şekilde, şey, Reamutlarımla bir danışmanlık yaptığım dönem var CNN Türk'te. O bir çok farklı program vardı. Orada da işte ekip kurup Hı -hı. bir şey yapıyorduk. Sonrasında Ümit Özdağ, Ümit Ziyeli ben önce Fikri Akgül sonra Mustafa Akgül. Ekip değişti. Biz bir ters cephede diye bir program yaptık. O zaman Kanal Türk'te. Ama dediğim gibi ekip buydu. Kanal Türk o zaman akın ipe Yani Gülen ekibindekiydi Ama bu yayını onu gözettiler. yani Zireli de Özdağ'da çok o zaman hı hı. cemaat karşı da Özdağ Zireli Zileli. Orada bu yayını yaptık. O çok tuttu o programı. Yani Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ters cephe diye Kanal Türk'te çok şey olan bir programdı. Ee, sonra işte Beyaz TV'de e, dinamit vesaire bir bütün tartışmalar. Köşeye dönelim. Köşe, taraf, TV, evet, evet tara Taraf. gazetesi. Taraf gazetesinde 2008-2011 arası ben taraf gazete yazdım. 2010 referandumundan sonra Taraf gazetesinde bu yazılar çıkıyor. Evet. Siz bu arada televizyon programı falan filan evet. derken kim geldi Taraf gazetesinde gel yaz diye. Ha işte gel o, o demin onu anlattı bir herhalde geçti. Yasemin Çongar bana mail attı. Ha o yani, mail attı. bir şekilde hı hı. Ahmet Açık benim yazılar o zaman işte o deniz gezmiş tartışmaları hı. büyümüştü. Yani hakikaten ee, yani Halil Berktay cevap yazdı. Murat Berger Türkiye'nin hakikaten en, o dönem seçkin aydınları bir bir şeyler söylüyor. Ben yazıyor. Çünkü o konuda çok okumuştum. bir 1 vardı. Tabii radikal bir üslup da vardı yani. Çok gençliğim verdi. Ee, provokatif bir üslup. Onun da etkisiyle yayıldı ve beni taraf gazetesine Ahmet Altan yazar yaptı. Yasemin Çongar maili attı. Evet. Çağırdı ve Sizinle evet, Ahmet zaten Altan konuştu. Aynen Ahmet Altan. Hadi Alevler de vardı. Hı, hadi gel. gel biz de yaz artık evet. ama para yok. Tabii ben de dedim zaten öyle bir şey yok. Bu bir Hı -hı. hakikaten çünkü en başta tabii tarafla ilgili çok komple teorisi söyleniyor. Parası pulu yoktu tarafı yani hiçbir şekilde bir tane bir katta kendi kendi çapında. Peki, bir gazeteydi, peki, sonrası sonra, ta konuşulur tabii sorarsanız da Ha, Yani sorarsam <laughs> değil, şimdi bu söylediğiniz manzarayla tarafın e, ne gördüğü misyon ne sonraki manzara birbiriyle uyumlu değil. 2008'de ee, öyleydi, sonrasında şimdi, değişti. Ahmet Altan e, size gel diyor, bir kere önce insani tarafından gidelim tabii. E, meselenin. Sizi gazetecilik mesleğine ondan önce... Ee, aslında gazetecilikle ilgili bir kariyeriniz olmadığı Olmalı. halde köşe yazarlığı yani yazarlığına gazeteci görmüyorum. Yani. Köşe yazarlığına e, davet eden Ahmet Altan. E, bugün onunla ilgili düşündüğünüzde ne düşünüyorsunuz Ahmet Altan sizin için bir büyük müdür yani bir daha büyük bir insan saygı duyduğunuz bir insan. Ee, ...bir mentor mudur? Evet. Ee, bugün başına gelenle gelmeyenle ilgilenir misiniz? Tabii ki. Vicdanınızda mahkum ettiğiniz birisi midir? Affettiğiniz birisi midir? Süreci anlatayım ben Ahmet Altan'la... şey ...iş gibi. Tabii ben... ...sürekli gazeteye giden gelen biri değildim. Yani bizim işte... ...iki 3 defa falan bizim gaz taraf gazetede ben hmm. gitmişimdir. Orada Ahmet Altan'la sohbet etmişimdir. Arada telefonda konuşurduk. Ama Ahmet Altan böyle çok zaten şey biri değildi hani sürekli kanka olalım falan. Kendi dünyasında mesela Mehmet Altan Ahmet Altan çok karıştılar. İkisi bir Mars bir Venüs gibi. Bambaşka iki insan. Hani kardeşler diye Altan kardeşler koyuyorlar. Yani hani meşhur baba filminden örnek verirsek Michael Corleone ile Fredo da iki kardeşti. Değil mi? Michael Corleone ve Fredo. Ama bunlar alakasızdı. Neyse şimdi devam edelim. Ahmet Altan... E... Michael sonunda Fredo'yu <laughs> öldürdü ama... Ya <laughs> işte çok güzel. Hocam güzel yakaladın. Güzel yakaladın neyse. Şimdi süreci anlatayım. Ahmet Altan e... o dönem e... 2008-2010 arası bizim tabii ilişkimiz çok iyiydi. Baba Candır çok şeydi. İyi bir insan Ahmet Altan yani. 2010 referandumdan sonra e... biz tartışmaya başladık. Köşeden de tartışmaya başladık. Ve kendi gazetesinde de buna imkan veriyordu. Yani ben yazar yapmıştı ama bana yazar yaptı Ahmet Altan'ı yalakalık yapıyor. böyle bir şey yok. O referandumdan sonra hı hı. Ahmet Altan AK Parti daha bir şey yapmaya başladı. Yani böyle gitmez bunlar böyle değil falan diye. Ben tartıştım ama Yandış taraf refer referandumda ciddi şekilde tabii, tamam, tamam. referandumdan yana evet hatta değil mi bu Fethullah Gülen'in evet. kalkıp ölüler bile oy vermeli bütün şey biliyorsun. biliyorsun ama şeyler de i̇şte... yani sol örgüt şeylerde birikim grubu da ha o da derim ee, sosyalist o... işçi partisi var biliyorsun. ama tabii taraf hani Doğru. demin kitabıyla spin doctor'dı yani o süreci götüren ve Çok... damga vurmuş bu gazeteci şimdi gazeteydi. İngilizce söyleyince o La, tabir, çevir hocam onu. O tabir e, hafif. Tam doğru ama. Ha, tam hafif doğru oluyor tabir. yani söylediğiniz çok önemli bir şey. Yani gerçekleri alıp hikayeyi kendi istediği şekliyle çeviren <laughs> ve bunu kamuoyuna satan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Şöyle, tabii. Mesela ha. film seviyorsunuz e, değil mi? Bunun karşılığı ne o? Köpek mi kuyruğunu sallıyor yoksa sen mi köpeği sallıyorsun? Like the dog değil mi? He, o da var. Yani, bir de şey ya da Amerika'nın e, şey var diye. Spinning Boris diye bir film vardı. Hı -hı. Boris Yeltsin'in şeyini bir gün onu da anlatırım birazlar. Orada eee Sergey bayağı mi? fena bir şey söylediniz Şöyle, tarafa şimdi. Şöyle Ama ben biliyorsun düz dü 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 her şeyle hesaplaşırım. Spin Doctor derken taraf bunu bence sistematik... bence haklısın. Tabii yani, yani tabii bütün bir spin daktırı bir şeyden bahsediyoruz. O bir ama Türkiye'de hep spin daktırlık yapılmıştır. Yani Hürriyet Gazetesi'nde 20. yaşlı. Tarafın yaptığı gibi bunu yapan oldu mu hiç? E, Tarafta yani, vali vali valiizlerle e, belge verilen bir de yani şimdi bu demin ki pek manzara ile örtüşmüyor dediğim konunun e, aktörlerine bakalım. Emre Uslu, Mehmet Baransu yani bunlar evet. FETÖ'nün Gülen örgütünü mensuruydu ama tabii. Şimdi Önder bunlar rastlantısal olarak orada Değil. olmuş olabilirler Değil. mi? Değil. Şimdi şöyle şöyle anlatayım. Haklısınız. Şimdi Ahmet Altan 2010'a kadar böyleydi. Sonra biz tartışmaya başladık. Hatta meşhur tartışmalarımız oldu. Ben ee, yani bayağı tartıştık. Ben ona bayağı laflar ettim. 6-7 ay böyle Hı. geçti. Ee, ve ondan sonra ben Haziran ayında, Haziran 2011'de taraftan ayrıldım. Ayrılırken Ahmet Altan'la hiçbir şey konuşmadım. Yani biraz kırgın o süreç. Daha Yasemin Çongar bizi bir orada tarafın üstünde bir balzak restoran vardı galiba tam hatırlamıyorum. Orada bir bir araya getirmek istedi falan. Olmadı yani. Böyle bir ortam oluştu. Bir değişim başladı. Ve orada ilk ayrışmaya başladık. Yani ben daha orada hükümete ya da Tayyip Erdoğan'a haksızlık ettiğini düşünüyordum. Ee, Şunu da ekleyeyim. İkisini bir arada cevaplayayım belki. Cemaatle Çünkü şeyin ayrışmasını söyleyeceksin. Onu onu, onu siz söyleyin ben yani geri ben, ben geri döner tekrar belki sorarım hmm. onu ama e, o dönemde şöyle bir şey de var. Bir Baykal röportajınız var. E, sonra ya, ha. onu anlatayım onu ha. anlatayım. Bu Baykal röportajında Deniz Baykal e, bugün artık e, onun görüntülerinin FETÖ tarafından çekilip servis edildiği konusunda hiçbir Şüphe, Soner Yalçın'ı suçluyor. Hiçbir şüphe e, yok ama Baykal başkalarını suçluyor, Soner Yalçın'ı suçluyor ve üstelik ki Okyanus ötesinin de bununla bir hiçbir alakasının olduğunu düşünmüyorum diyor. Hatta daha iktidar evet, merkezli bir Bana o eleştirisi ama var. Onu canlı yayında söyledim Söyle. maalesef Deniz Bey. Ee, orada siz, sizinle Baykal'ın konuşmuş olmasını sağlayan kim? Yok orada şimdi tabii yani belki çünkü, gör, çünkü görece. Ha. Yani o gün tabii polemiklerin ortasında ve vesaire evet. olmakla ilgili bir göz önündelik var ama hani Deniz Baykal'ın ilk konuşacağı kişi, gazeteci kişi tabii. siz değilsiniz. Çok doğru bir soru hocam. Şimdi o Deniz Baykal sürecini anlatayım. O tam hani bir belki komplo kurmaya yatkın bir şey ama değil. Yani Baykal da bayra, bay hayatta bugün hala Allah uzun ömür versin. Evet. Şimdi biz tabii bu 2010'un Mayıs ayı hocam o daha. Yani Hı -hı. tam şey olduğu dönem aslında herkesin bir bütün olduğu bu ayrışmaların başlamadığı dönem o, eskiden beri bahsettiğim o e, demokratik blok derim ben siz başka bir şey dersiniz ama o blokta ayrışmalar olmadı dönem şimdi bu operasyon oldu e, kaset operasyonu oldu o kaset operasyonundan sonra tabi ben yayındaydım ve gerçekten adice bir operasyon hı hı. ben gerçekten çok sert tepki verdim Tabii onu bugün Gülen Örgütü'nün yaptığını anlıyoruz. Ama orada da Gülen Örgütü'nün stratejisi bana göre hani Kılıçdaroğlu'nu getirmek falan diye bugün yorumlanıyor ama orada 12 Eylül referandumuna giderken e, Baykal'a bunu yaparak CHP içinde karışıklık yaratmak ve o tam Mayıs ayıydı 7 Mayıs yani referandum 3-4 işte ay var. Onları bir şekilde CHP'yi abandone edip o referanduma yoğunlaşmamasını sağlamak. O referandumdan diye. olumlu sonuç çıkarmaya çıkar sonuç. Aynen öyle. Bugün bakınca öyle. Hı -hı. O olay oldu. Ya o zaman ben, bu, o zaman bu e, şimdi tabii burada tam bunu, tersi. Bunu, şey, ha, burada bunu söylemekten kaçınamayacağım o zaman e, biraz Hı -hı. evvel söylediğiniz gibi benim düşüne, gibi düşünenlerin e, en azından Ama belli bir account, nebze tabi. haklı oldukları ortaya çıkıyor. E bu kadar gülenin arkasında durduğu bir referandumun sonucunun hayırlı gelmesi. O aile ama tek, tek yok. değil yani. bütün bir de o dönemdeki kimi evren... liberallere değil mi şey kullanışlı Hep. aptallar ünvanını kazandıran sonra da, 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 da sonra da söyle. Ama yani o tabii bakış açısı göre değil ama 12 referandum hocam bak siz medeni so, so, dünyayı so, sonuç tanıyan, sonuç tabii, çok ortada. İngilizce yani. çok iyi bilen bir insansınız. Bütün batı dünyası destekliyor. New York Times'ı var. E biz Batı'nın desteklediği Heh. hiçbir şey yapmamaya çalışıyoruz. Evet. Şu an şu an tersine şu döndü. Tersine İşler tersine döndü. Türkiye öyle işte. Bizim evet. Bizim, bizim pusula bir şaşıyor şey, yani. O, o dönemde Batı'ya emperyalist, alçaklar diyenler de bugün aman. Yani Türkiye'de hiçbir şey ilkesel değil hocam. Her şey. Onun için spinning olayı, spin doctor dediğimiz. Yani olayı taraf ya da ben mesela benim için de yayına katıldım askerler falan. Onu söylemiştir hatta. ilk bana bunu söyleyen bir generaldi ismini vermeyeyim. Hani ya dedi, hani dedim ya siz niye bu kadar bana tepkilisiniz? Dedi sen dedi o dönemin bu Rusya'daki Sergey Bodro mi? unuttum şimdi Hı. bakarım. Sen geçenlerde vefat etti. Bir meşhur gazeteci var. Ahmet Yavuz zannediyorum size. Yok yok yo, yo, bana bizzat söyle. Ahmet Hoca'yı hiç tanışmadım. Yani sen bu algıyı yarattın. Ha, yayın konu, sen bu algıyı yarattın. Onun için biz kız Yoksa şey değil yani sen e, o dönemin... Siz bu şey, oluşmasının, oluşmasının, bu hikayenin bu aktör. biçimde topaçlanmasının yani, aktörlerinden birisiniz. Bizde sen halk halkı ikna eden ana aktör olun diye kendince. Tabi bilmiyorum da onları yorumlamak... Ya ben ama sorumluluktan kaçmam Neyse şeye dönelim. Baykal'a dönelim. Oraya Hı -hı. geliyoruz hocam. Baykal olayında, Baykal'ın başına bu geldi ben çok sert bir yazı yazdım. Hı -hı. Hatta o dönem bana yanlış bir bilgi geldi ve Sevigel'le canlı yayında kavga ettim. Mehmet Sevi geldi Michael'ın adam biliyorsunuz. Sonra biraz hızlı inanıyorsunuz galiba. E, hayır şöyle tabii o zaman yedi toyduk. Sevigen'le ilgili bir bilgi geldi. Ben onu söyledim. Sevigen aradı. Kavga ettik. Ama Baykal ve Mehmet Sevigen'i aramış. Sakın demiş. Sen şey yapma. Orada yanlış olabilir. Bu çocuk benimle ilgili çok şey yazıyor. Hakikaten çünkü biz orada hakkı yenmesi taraf gazetesi. Ahmet Altan da Baykal'ın yanında duruldu o dönem Baykal'a operasyon yapan diğer medya. Yani daha CHP yakın medya. Baykal gitsin Kemal Bey de gelsin havasındaydı. Sonra Deniz Baykal'la ben aradım ilk konuşmamı yaptım yazdım. Sonrasında hatta Ahmet Altan'ı hiç unutmuyorum beni aradı dedi ki bak dedi, bu yapılan tabii canlı yayında söyleyemeyecek bir laf Baykal'a karşı bir aşağılık bir harekettir. Yani daha küfür kullandı. O sonuna kadar dedi biz Baykal'ın yanındayız. Yani orada tarafın komplosu bunlar doğru değil. Baykal olayında tamamen... Yok ben... O yapılan, heh. Tarafın zaten komplo haznesi bence aşana kadar dolu. Bunun içinde sorumlu yani olması konuşursun. gerekmez. Baykal'la ilgili bir durum Bay Baykal'la ilgili meseleyi şundan sormuştum. Tekrar o soruya döneyim. Niye Dedim bana ki, ne Neden yani? O Kim süreçti? getirdi Baykal'ı size? Tamam. Baykal kendi mi geldi? Kendi. Kendi istedi kendi konuşmayı Çünkü Sevigen'le ben kavga ettim canlı yayında. Sonra Sevigen beni aradı. Baykal'ın ıı, telefon numarasını verdi. Ve ben Deniz Bey'i aradım. Hı -hı. Ondan sonra ilk demecini aldık. Sonra devam etti bu. O yazdığınız ilk yazının yani, e, şeyi aynen. bu. Etkisi. Yani aynen, aynen O o ve o zaman da ben çok popülerdim yani. O Hı -hı. Ekranlarda her gün çıkıyorum vesaire. Genç bir şey. Ve Deniz Bey, ben hakikaten espri yapıyorlar da tarafın Deniz Baykal muhabiri oldum. Ne Deniz Baykal'la sürekli konuşup yazıyordum. Çünkü o dönem çok mağdurdur. Kabul edelim ki şimdi o dönem medya olaylarına geliriz. Hürriyet gazetesi Başta da Vatan, bugün iyi konuştuğum bir insan ama Hı -hı. Zafer Mutlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren adamdır. O da orada spinning yap, spin doctor'dır. Yani bunu olursa anlamda söylemiyorum. <laughs> yani görmüştür olayı, baykal. Şimdi mesela ben Şimdi bunu bu, etmek bu söylemiyorum. Öne, bu önemli bir iddia. Ee, o iddiayı kesintisiz şey yapalım. konuştuğum bir insan yani. Kesintisiz devam ettirelim diye yani ben reklam arada arası. reklama gideyim. O reklam arasından sonra devam edelim. Daha çok ciddi meselelerimiz var, onları konuşacağız. Sizi bizle birlikte burada olmaya davet ediyoruz. Müzik Değerli TV yüz izleyicileri... Biz Rasim Ozan Kütayalı ile sohbetimize devam ediyoruz. Taraftayız Türkiye'nin kritik günleri belki bir anlamda o günlerle de hesaplaşıyoruz evet. burada. Ee, o günlerin en ön sıradaki aktörlerinden bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı bize e, anlatıyor bu. Baykal evet. konusunda kaldıydı evet. bir başlık attınız. Aynen Baykal'la konuşmaya ben başladım ve orada zaten Baykal'a artık operasyon yapılmıştı. Sonrasında da medya yani o dönemin şimdi artık ortada kalmayan ana akım medyası Aydın Doğan medyası başta olmak üzere Kemal Bey'i gelmesini istiyorlardı. E, ama orada da kompleyi onlar yaptı demiyorum. Mesela Zafer Mutlu Kemal Bey'le de... Yani Deniz şey Bey'in için... Bey CHP'nin başından ayrılmasını isteyen tabii çok insan vardı. vardı. Ben de siyasetin içinde tabii olduğum tabii. için yakından biliyorum. Ama bunun nedeninin şu veya bu olduğunu evet. düşünmüyorum. FETÖ'nün tabii başka bir gündemi var olduğu Aynen. konusunda kesin surette... Emfikirim e, zaten yani daha iyi bilirsen evet. e, ama e, CHP ile ilgilenen kamuoyunun esas kaygısı Deniz Bey'in e, seçim arkasına seçim kaybediyor Kaybettiği olması için. ve e, buradan da çalışlar oldu o zaman biraz bir şey olmuş. E, Melih Gökçek'le yaptığı televizyon aynen, aynen, programı aynen, var aynen. vesaire İstanbul adayı olarak o güne kadar alınmış en yüksek tabii. oyu aldı bir umut... Bir çok, ya yani belki siz de o zaman Kemal Bey'in gelişinde destekiz. Birçok insan destekledi. Yani yani, gittikten CHP, sonra. Ben CHP ile pek ilgili olmadım. İlgilenmez. Evet doğru. Ee... Hatta ala CHP diye lafınız vardır. Tam CHP tarzı hareketler. <laughs> <laughs> Tebrik işte, ediyorum. Iyi, 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 i̇yi tahit hocam. Takip ederim sizi. Şimdi e, o dönem e, olay oldu. E, şimdi dedim gibi görüştüm bir insandır. Zafer Mutlu vatanın ve milliyetin başında ve biliyorsun sabah gazetesi kuran Türk medyasının büyük şey isimlerinden biri o eski tırnak işte baronlardan biri. Onlar da spin doctor'dır. Yani öyle Türk medyası her zaman spin doctor yapmıştır. Kim iyi yapmıştır, kim kötü yapmıştır. Doğru. anki medyalar şey, da aynı. Bu, bu biraz böyle benim CHP ile ilgilenmemem, Tabii, ilgilenmemem. hikayesi Tabii. gibi. Yani o CHP'nin iç CHP sorununu sorunu. e, ben ayrıldıktan sonra Demokrat Parti'nin <laughs> iç sorunları Demokrat Parti'nin e, iç sorunları ona dışarıdan müdahil olmanın çok manalı tabii. olduğunu düşünmüyorum. Orada Deniz Baykal'ın e, Ya da Ray şöyle gibi. söyleyeyim, siyasetin akademisyenlerin doğrudan mesleği olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii düşünmüyorum. tabii. Hatta Ama belki çok başarılı da olamıyor bazı akademisyenler. Meraklısı o, meraklısı zor. olabiliyor akademisyen. Şimdi burada e, orada bu ana akım medya tamamen anti baykal olunca bende Deniz Baykal'ın zor gününde yanında olma dürtüsü oluştu ve odur Baykal'la yakınlaşma ve yanlışlıkla da hatta yani bak bunu habercilik başarısı değil Olcay Baykal sadece bana konuşmuştur tarihte. Hı hı. Deniz Bey'in hanımı ben aradım, konuştu, beni İsmail Amasya'lı zannetmiş. Ondan aile dostu. Bana konuştu. Ben de yazdım, manşet oldu. Akşam Sevigen beni aradı. Ya dedi Olcay Hanım sana konuşmuş. Seni İsmail Abbas'la salletmiş. Ya dedi, Mehmet abi o saat 121 bir artık hasta basıldı. Gitti. Tekzip etmediler tabii. Çünkü gerçekti. Olcay Baykal hatta o konuşuldu. Ya yıllardır bize konuşmayan e, Bay, Olcay Baykal haberci de olmayan bir adam ha. Yani ben ben, Bey kızdı e, mı size? Kızmadı. Çünkü gerçekti. Rahatsız, iyi niyetimi biliyordu. O süreçte 12 Eylül Efendim'den sonraki Baykal demecini de ilk ben almıştım. Hı, hı yazmıştım. Tek yaptığım gazetecilik faaliyet aslında biraz odur. Yani o oradan kaynaklandı. Taraftaki süreç şöyle oldu. Taraf efendim kuruluşundan beri cemaatin gazetesi değil. Örnek vereyim size. Tarafa 2000... kefil misiniz? Bu şöyle ya. bir dönemine kadar bak 2009, 2008, 2010 elbette yapılanlar şeydir. O dönem ama hep beraber askeri vesayetin bitirilmesi için Ergenekon Banyo destekleniyordu. Ne anlıyorsunuz askeri Hı. vesayetten? O, ayrıca konuşalım hocam. Cemaat konusuna geleyim. Bakın bu adaletli olmak gerekir. Ali Bayramoğlu... ...bu Nedim Şener, Ahmet Şıklar'ın tutuklanmasından sonra... ...bizim cephede deyip durmak içinde ...cemaatin tehlikesine ilk uyanmış entelektüeldir. Bunlar tabii Kemalistlerin bakış açısı şu... ...ki sizin hocanız Toktamış Ateş de çok haksız suçlanır... Ya da Bülent Ecevit. Onlar yani çok nefret edenler ayrı. Bir de onlar diyordu ki ya bunlar daha normal, yani daha liberal Müslüman. Bunlara iletişim kuralım diyorlardı. Bizim şeyde Kemalistlerin konusunu ayrıca anlatırım. Herkes Her, orada orada e tabii bir yani onu konuşuruz. Orada Ali Bayramoğlu bu cemaat şeffaflaşmalı. Burada tuhaf şeyler. Bunlar askeri vesayetten sonra yeni vesayet gücü olabilir fikrini ilk söyleyen entelektüel. Bunu o zaman yazdığı gazetede yazamamıştır. Taraf gazetesi de Neşe Düzen'e söyleşi vermiştir. Neşe Düzen sonra çok yanlış bir çizgiye savruldu. Kesin. Ama o söyleşi tarafta çıktı. Hı hı. Bakın çok ilginç. Diğer yani o zaman hükümete yakın medya topa girmek istemiyordu. O söyleşi tarafta çıktı. O konuşuldu. Mesela bu şeyden sonra ee, mavi Marmara olayından sonra ben çok sert Gülen aleyhine bir yazı yazdım. Şeyde çıktı. Tarafta çıktı. Ama tabi ana şeyde ama tabii bunların geniş, geniş kamuoyunu ikna etmesini de bekleyemeyiz Yok, değil tabi. mi? Çünkü, Çünkü geniş, geniş kamuoyu şey Ergenekon Balyoz'a bakıyor. Orada er da Ergenekon Balyoz'a bakmanın ötesinde bir de şöyle bir şey var. Yani öyle bir örgütten bahsediyoruz ki e, kendine has komünist bir şey abi, inanılmaz kurup, bir örgü. dernek kurup onun bayrağıyla çıkıp cumhuriyeti giteğine... deviriyorsun değil mi dehşet evet. bir operasyon. Ee, yani dehşet. böyle bir operasyon yapan bir Çık, e, grubun kendi gazetesinde de bir tane iki tane o kendi abi. aleyhine yazı yazdığını Evet, evet ya, ya ona ses şaş... çıkarmamasına şaşılacak bir şey Doğru çok herhalde. doğru. Aslında bunun akademik olarak güzel analiz edilmesi lazım. Çünkü tabii bu FETÖ Gülen örgütü ve Fethullahçı terör örgütü meselesi <laughs> Yani bir adam akıllı ele alınamıyor. Tabii çok aktüel bir konu. Dört sene önce de büyük çok kanlı bir darbe teşebbüsü olduğu tarih, için. Peki bir, bir tarihe kadar geldi. Ondan sonra mı e, çöktüler gazeteye diye? Şöyle evet bir süresi o, o tarihe kadar Ahmet Altan'ın yönettiği gazete elbette kesinlikle o bütün belgeleri. Zaten Baransu Emre Uslu örgüt üyesi bugün net görülüyor. Ve orada o gelen belgeler elbette... Liberallerin perspektifiyle bakıldığı zaman da ya bu kadar darbe olmuş Türkiye'de kardeşim bunlar gerçektir diye düşünüyor ve basılıyor. Benim o gazetecilik süreçleri, editörlük süreçleri için değilim ama bakış açısı oydu ve orada rahat tabii orada, biliyordu. oradaki belgelerin şimdi bu bu da tabii, sizin tabii. E, yani bunu sö söyleyebilir durumdayım çünkü tabii, tabii, senelerce tabii. bu e, bahsi geçen e, şeylerin içerisinde olduk, Hı -hı. E, dairelerin oh, evet. içerisinde olduk. Zira e, ders verdik 20-25 sene. Tabii, tabii. E tabi o belgelere bakan herhangi bir kişinin hayatında bir tane gizlilik derecesi olmayan askeri, askeri belgeye belge. dahi baksa bunların gerçek olmayacağını göreceği barka. Orayı oray suga falan do do onlar do Dolayısıyla yani imza düzenine ha. kadar. Evet. Dolayısıyla burada Becerememişler eğer, mi diyorsun eğer, sahte belgeyi? O evet. aslında o konuda yani, yeteneklidir. Niyet ni ni niyetin eğer bunlara inanmak değilse hayır. E, ama e, Burada tabii o dönemin o ses bu, kayıtları daha ve, ikna etti hocam. Ve, e ama işte ses kayıtları ikna etti dediği zaman başka ses kayıtları ve bu ses kayıtları evet, diye yani, bir öyle, şey çıkıyor. Öyle ama işte orada şöyle oldu. Tabii o süreci tek tek konuşalım. Çok güzel aslında adım adım gelmek lazım. Yani bir de bir de üstüne şu var. Bu Ergenekon, balyoz, askeri casusluk bunlar artık kamu vicdanında da büyük ölçüde Askeri casusluk tamamen pahalı ee, Askeri casusluk zaten Ergenekon'la balyozdan içeri alamadıklarımızı toplayalım diye icat edilmiş O, o Şu, gerçekten çok, bir, çok hakikaten olağanüstü bir o, operasyon Olağanüstü bir rezillik, rezillik. E, Ama bak hocam askeri casusluk konusunda hakkını yememek lazım Elbette dediğim gibi 17-25 Aralık darbe teşebbüs sürecinde Ahmet Altan çok yanlış tavır almıştır. Aslında 7 Şubat'tan sonra olaya uyanmış ve hükümetle cemaat kavga ederse ben hükümet tutarım. Bu cemaatin ne oldu belli değil." demişti. Fakat şimdi içine girmek istemediğim sebeplerden Ahmet Altan'ın üzerinde bunu bence oynadılar, oynadılar ve onun oradaki ayarları şaştı. ...sonrasında zaten... Sizin 2018. demin söyle verdiğiniz örnekten... ...ben yakın çevresi üzerinden bunun gittiğini evet, anlıyorum. Evet, fazla detay çünkü... ...bir kere Ahmet Altan Yok, hapiste... Iı, ıı, işte ...neyse kardeşi... ...tamamen berat etti tabii... ...Ahmet Altan girdi çıktı diyor ama beraat etti tamamen. Ee, Ahmet Altan da... hala hapiste ve... ...İngilizce bir kitap yazdı... ...ben ömrüm boyunca bir daha şeyi göremeyeceğim diye. Ee, gökyüzünü göremeyeceğim diye. Neyse o, o konuya ayrıca geliriz. Orada... Çok yanlış tavırlar aldı Ahmet Altan, hiç şüphe yok. Ve hakikaten 2012 13ten sonra da e, cemaat tamamen, yani Gülen örgütü tam el, el koydu. Mesela Oral Çalışlar bir ara geldi. Ben o zaman gazetede değildim, ben sabah gazetesindeydim. Gazeteyi özgürleştirmek istedi. Biraz böyle daha e, her fikrin olduğu, Oral Çalışlar'ı hemen oradan kovdular. O Oral Çalışlar'ın kovulması operasyonuyla tamamen Gülen örgütü, klasik anlamda tarafı, zaman bugün gibi gazete yaptı. Zaten ondan sonra tarafın hiçbir etkinliği de kalmadı. Yani taraf o 2016'ya kadar şeydeydi. Eee yayındaydı. Yani bir, bir bir başkası. Ama hiçbir etkinliği kalmamıştı. Bir başkası da şunu söyleyebilir. İşlevini doldurdu, fazla kirlendi ve ondan sonra emekliye ayrıldı Ama, yani. ama tabii o şeyle de alakalı. Yani yine demin bahsettiğimiz o yani sonuçta Ahmet Hocam akademisyenlik gibi, siyasetçilik gibi, medyada bir iş. Ve bu medya işini Sevseniz sevmesiniz. bir iyi yapanlar var bu işi. İsterseniz bunu spin doktorunuz deyin, onu iyi yapanlar deyin. Ya da kötü yapanlar var, beceremeyenler var. Mesela spin, spin işte... Spin doktorluk gazetecilik mi? Benim tam, anlayışım. Tam. Kesinlikle değil. Ama Türkiye'de böyle olmuştur. Maalesef Türkiye'de e, medya kuruluşundan itibaren matbuat siyasetçiliği olmuştur. Fiilen. Doğru ama bunun Vay. dışında olanlar da olmamış Ola değil. Bireysel olarak insanlar olmaya çalışmıştır ama onlar da dahil olmuştur. Yani işte ben mesela son bazı şeyleri de yazdım. Onları da onları ama onları da konuşurdu. Ama yani işin ger gerçekçi kısmı Türkiye'de medya operasyon aygıtı olarak Peki ama böyle bu, 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 bu 2000, darbelerde de 2000, medya medya 2000 çok etkildir. Taraftaki hmm. maceranızın sonuna geldiğimize göre evet. bir tarafı taraf külliyatını toparlayalım. Evet. Şunu söylesem ne dersiniz? Ee, Rasim Ozan Kütahyalı e, tarafın gördüğü işlevi bugünden geriye doğru bakıp değerlendirdiği zaman e, orada geçirdiği zamana pişman mıdır? Değilim. Çünkü e, taraf gazetesi de... Yani yüzlerce insanı acı çektirip Türkiye'yi darbe yoluna sokan. Ama tabii şöyle, şöyle, şöyle. O tabii bugünden yorum hocam o. O retrospektif olarak baktığımda... Hayır baktığım bugünün... ben de ama retrospektif bir pişmanlık var mı diyor? Yok hayır şöyle ama... Yani şöyle değerlendirmek var bir ha. de geriye doğru bakıp Çünkü değerlendirmek Çünkü hocam şöyle tabii zaten eğer askeri vesayetin devrilme sürecinde benim aldığım rol kadar sonrasında da Gülenist vesayeti ve Gülen örgütünün bitirilme sürecinde de ben çok aktif olduğum için 17-25 Aralık sürecinde ben bir orkestra şefi gibi çalıştım yani tek ben değil. Yeni isimlere destek oldum medyada. Çünkü o da bir medya savaşıydı. O da bir yine meşhur Demek ki de spin doctors'ı. Herkes orada spinning yapıyordu. Cemaat yani Gülen örgütü FETÖ bir spinning yapıyordu. Maalesef o ana kadar zaten Türkiye'nin hala FETÖ konusu sorunu bu. O ana kadar F tipi yapılanma diyen ve haklı çıkan kesim önemli oranda, işte o Perinçek grubu hariç döndü Maalesef şeyin yanında yer aldı. Ama yani bu gülen örgütünün yanında yer bu, aldı. Bu söylediğinizi yüzde yüz doğru kabul etsek dahi şöyle ha. bir problem yok mu? Buradan gelen bir yol var ve o yol e, Türkiye'yi karşısında durun durmayın çok etkili müdahale edin etmeyin ha. öyle bir kulvara sokmuş ki o kulvarın sonunda biz e, kendimizi 15 Temmuz'da bulmuşuz. Doğru. doğru. Hala da hala da etkili. O devam, devam ediyor tabi. E, şimdi eşittir başlangıçta orada olup bu kritik kütlenin hareketlenmesini sağlamak sizde bir pişmanlık yaratmıyor hocam mu? onu demek için şunu söylemem lazım Keşke. çünkü o gün askeri vesayeti tasfiye ediyoruz derken tasfiye ettikleriniz sonrasında 15 Temmuz günü bu ülkenin ama uçurumdan onlar, aşağı yuvarlanmasına da engel olacak şekilde ağırlıklarını koymuşlar. O da o da bir yorum. Şimdi o da bugün de, Ha yok o yorum ama, değil. İşte İsmail Hakkı bunu reddediyor. Ahmet Zeki çok reddediyor. O gün asker bak ben bunu şimdi yaşı da konuşacağız. Bugünkü hassasiyette yine olaya tüm şey değil. Yani ben işlevsel bakıyorum şöyle. Türkiye'nin lehine bir e, bilgiyi seven söyleyip Türkiye'nin aleyhine ise söylemek istemem. Çünkü hmm. yani böyle bir düşüncem var benim. Yani belki düz gazeteci her türlü söylerim demesi lazım. Öyle bir insan ben Türkiye'de, gazeteci değilim zaten ben köşe yazarım de, dediğim Siz de akademisyensiniz ve böyle baktığımda bunu tekrarlamayı manalı görmüyorum. Ama 15 Temmuz'da polis teşkilatı ve halkın direnişi bunu yapmıştı. Bireysel olarak askerde çok ciddi kalma vardır ama yani, e, o bireysel olarak bir kütle hareket etmemiştir yani maalesef. Bireysel şimdi bunu söylerseniz haksızlık olur Aa, çünkü var, erge 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 Ergenekon erge Ergenekon'dan ergen balyozdan hüküm giymiş subayları var. Sait Albay var. Birkaç ha, ben onların yani kendi köşemde yazdım. Janda Bunlar jandarma bu. karargahı, e, tank tugayı yani. bunun örnekleri ciddi şekilde şey yapar. Ayrıca o bir yana bu tasfiye eğer bu bir askeri vesayettiyse yani onlar Orada çok kastedi? haksız tasfiyeler oldu. Ha. Bak aynen size kalır. Ben şimdi, yani, bugün işte bugün, bugün yani eh, şimdi o diyeceğim zaten hani diyeceğimi tahmin ediyorsunuz çünkü diyeceğim şey buradan geliyor. Yine aynı soruyu soracağım. Yani, bu böyledir veya öyledir. O güne baktığınız zaman Hı. O gün o çünkü bu iş böyledir. Evet. Sosyal e, meselelerde belli o, bir, bir o kar topunun hareketlenmesi evet. lazım. O hareketlenme de keskin diliniz, e, hakikaten polemiye yatkın e, zekanız evet. e, ve o günün gençliğinin yarattığı da bir sempati evet. ile bir fonksiyon gördüğünüzü Doğru. inkar edemeyiz. Şüphesiz. peki mi? o fonksiyona baktığınız zaman yani böyle tanımladığımız, değil mi? Tanımladığımız, ...fonksiyona baktığınız zaman... ...hiç pişmanlık hissetmiyor Şöyle, şöyle hissediyorum. Temel olarak... ...seçilen yol doğruydu. Yani askeri vesayet rejiminin... ...o 28 Şubat rejiminin... 27. İsteyin doğru olduğunu söyleyebilirsiniz de... Ama ...yolun doğru olduğunu söyleyemezsiniz. Değil. Yol çünkü şöyle, yalan üretmek e, O onun, onun öyle olduğunu... ...yani orada... Bugün sürü, görünce... Tabii bir sürü doğruların yanında... ...yalanların oldu. Çünkü orada şu vardı... Ya idealleriniz yani, doğru olabilir. Tabii tabii. İdealleriniz yani bu A konusuyla da B konusuyla da ilgili olabilir. Tabii. İdealleriniz doğru olabilir ama yöntem, amaç ve nihai hedef diye baktığınız zaman burada kocaman bir yanlış var. Şimdi. Oradaki fonksiyonunuzla Siyasi ilgili bir Bununla... tasfiyeydi o. Ha, bunun hukuk hukuk yok. Bunun sınırları ile ilgili olarak o fonksiyonunuzla ilgili pişman mısınız, değil misiniz? Ben o konuda e, öz eleştiri yapmışımdır. Hatta biz yine İsmail Hakkı Peki ve Ameze'deki üç üç tane kurtulur yaptık. pişmanım dediğiniz ha, ama zaman, zaman bitecek. Değil. Hayır doğru. Çünkü o zaman şunu gelir. Bana bugün sorun. Razi o zaman. dürüst olmak zorundayım hocam. Yani palavradan ortama uyarım bugün. Aa ne güzel palav olur. Değil. Eğer Ergenekon ve balyoz süreçleri ki şu anda da FETÖ ile mücadele %100 doğru mu? Doğru. FETÖ davalarında da bir sürü hata olduğunu görüyoruz maalesef. Aynı kefede aynı. mi ele alıyorsunuz bunları? Ergenekonla şey, şey FETÖ davaları? Askeri vesayetle Gülenist vesayeti aynı kefede alıyorum. Biri Gülenist vesayetten kurtulmak için öbürü askeri vesayetten kurtulmak için. Askeri vesayetten kurtulmak için suçsuz insanların hapse girmiş olması doğru bir şey mi? Kesinlikle. Yanlış. Ama orada şu... E, Kariyerlerin e, sıfırlanmış tabii, olması. Hiç şüphesiz. Ordunun harekat kabiliyetinin sıfırlanması bu yüzden Suriye'ye girilememesi. Dediğiniz, yani o tabi ayrıca konuşacak. O, Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Tabii tabii. Orada doğru. Bak şu, şu önemli. O süreçte Ergenekon ve Balyoz davalarında bir... Tamamen kumpas değil, tamamen oradakilerin hepsi tertemiz insan doğru ki Ergenekon'da mafya babaları var. Mesela e, tam, yani Ergenekon'un içinde e, Ama orduyla er, kısımda bir şey söyleyeyim hocam. Ergenek, bak, er, ben size bir şey söyleyeyim, ergenekon isimler. bir torbaydı, tamam. torbanın içerisine herkes atmış olabilir. Orada. Mi? Zaten bak, bir prestij getirebilmek için tabii, öyle bir yalanla mafya babasını da içine, içine koydu. Ama orada da mahkemede şu geçti. Bir Türkiye'nin generali isim vermeyelim ki o kişiyle mücadelemle gurur duyuyorum. Bugün de olsa gurur duyuyorum. Çıktı bir o, mafya reisi, bir suç örgütü lideri. O benim manevi babamdı dedi. Ben ondan dedi her şeyi öğrendim. O da çıktı evet bu benim çünkü delikanlı bir darbeciydi yani. Allah var. İşte vermiyorum. O, çok, o, çok... o da benim manevi oğlumdu dedi. Doğru, ama... Ya bir sen kimi kastettin mi O o önce... general nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti generali? Böyle ilişkilere. Yani bu zaten herkesin 90'ların bir, 90 90 bir olayından bahsediyoruz o değil mi? devam etti. O 2007, 2000, şey, o 2000, yürüyüşler, 2000 yürüyüşler, 2007'deki, evet. 2007'deki subayları... 90'lardaki bir generalin 90'larda bambaşka sahiplerle ve üstelik... Emeklilik elde projelerin içindeydi. Yok Hrant e, ailesi çıktı. Bu, bizim ailemizin katili bu, bu, adamdır dedi. Bu kadar... Bu kadar Niye dedi? Bu, çünkü, Çünkü bu kadar radikalin bu kadar radikalin için, da vardı. Şimdi, bugün anlaşılıyor. Şimdi onu söyleyecektim evet. ağzımdan aldınız. Devam edelim. Ee, biz daha da önemli meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Ee, kıymetli izleyiciler ama bir reklam arasından sonra BİMETLİ TV yüz izleyicileri biz Rasim Ozan Kütahyalı'yla olan yüz yüzemize devam ediyoruz. Ve yüzleşiyoruz. Yani evet hesaplaşıyoruz o es 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 Eski e ama <laughs> Türkiye'nin bugünüyle yüzde yüz ilişkili Tabii meselelerle hesaplaşıyoruz. Peki e yani Şunu söyleyeyim fikin, demin ha. kaldı Ergenekon, Balyoz bana deseler ki gerçekten bugün bakıldığında askeri vesayetin tasfiyesinin daha düzgün ve adil şekilde yapılmasını isterdim. Ama bana deseler ki Ergenekon Balyoz hiç olmayıp eski rejime dönülecek. Yine de derdim. Bu makevelist bir tavır değil mi? Şimdi siyaset... Yani amaca öyle... giden e, yolda Ama siyaset, her yol bu. Siyaset var. biraz öyle hocam öyle bakarsanız. Ondan sonrasında da... Peki böyle bir mağduriyetin kurbanı siz olsaydınız tabii ne hissederdiniz? Hatırlıyorum ben buna bugün aynı şey bakın. Ya da Türkiye belli olsaydı olmaz hocam. 10 sene sonra FETÖ yoktur diye Türkiye bambaşka bir coğrafyada gibi, iklime de girebilir. Bizim ülkemizin tarihinde her türlü şey oluyor. O zaman da ben ekranlara çıkar. FETÖ'lü aç terör örgütü var kardeşim. O zamanki davalarda haksızlıklar yapılmış olabilir. Ama bu örgüt gerçektir. 17 çünkü biliyorsunuz batıdaki hava Gülen örgütü falan terör örgütü değil. 15 Temmuz'da Gülen'in bir talimatı yok. Gülen'in subaylar var ama onlar da işte böyle şu an hava bu. Ya yani biz Türkiye'de biz kendimiz konuşuyoruz. Amerika'daki, doğru, İngiltere'deki an, literatür bu bu yani çok korkutuyor yani biz şu an yalnızız yani bu, bu konuda. Bu %100 doğru ama bizim konuştuğumuz konu o değil. Değil ama Peki, şunu anlatıyorum. Yani Türkiye'de konjonktür değişip bambaşka şeyler olsa da Fethullahçı örgüt bir gerçekti. 17-25 Aralık'ta bir darbe teşebbüsüydü. Emniyet yargı darbe teşebbüsüydü. 15 Temmuz bir askeri darbe teşebbüsüydü. Omurgasını Gülen'in, Fethullahçıların elbette kariyeri subaylar da eklemlenmiştir. Her zaman tesekat Yoksa generallerin yarısı Fethullahçı olamaz. Onların içinde Fethullahçı olmayanlar var ama ortama karıştılar. Ha, ...darbeye dahil olmayıp da haksız olanlar da... ...arada çıkıyor işte beraat ediyorlar biliyorsunuz... ...Sedat Ergin yazıyor arada... ...yani adamın hı hı. iki sene yatmış... ...15 Temmuz'la alakası olmadı ortaya çıkıyor falan... ...öyle şeylerle çıkıyor ama... ...baktığınızda Türkiye öyle bir... E, ...Türkiye'de hocam işte bu hukuki süreçler... ...hiçbir zaman... ...yani bunu yüzleşmemiz lazım... ...97 senedir şu memlekette hukuk devleti olamadı... ...olmadı hocam... ...yani bununla istiklal mahkemelerinden al... Oradan 27 Mayıs yassaklığa gel. 12 Mart mahkemelerini al. al. Hepsi rezalet. 12 Eylül mahkemeleri zaten rezalet. E 28 tamam, peki Şubat bu, re, bu rezaletler zincirinde bir son bir ve, halka, ve 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 ve, ve <laughs> sor, son ve zirve teşkil eden. Çünkü bundan önce hiçbir e, olayın sonunda e, devlete el koymaya kalkmadı e, bu tür bir örgütlenme. Ama şöyle ama hocam, siz, yani devlete el koyma açın. ama bak devlete el koyma şu. Burada gülenciler, Fethullahçılar ee, yine Allah'a şükür ki e, güç sarhoşluğuna kapıldılar ve erken hareket ettiler. Hı hı. Burada da tabii 7 Şubat olayı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dik duruşu. Oradan sonra panik başladı. Çünkü bugün baktığımızda hocam, siz de bunu eminim, bilmiyorum tüm düşüncenizi. Gülen örgütü bekleseydi, 10 sene sonra zaten... O sene, tamam, 10 sene sonra zaten bir şey yapmalarına bir gerek kalmayacaktı. Gerek. Yani öyle bir noktada, ve Ben şunu bilen bir insanım. Fethullahçı örgütün o dönem panik olduğu kadar ki... ...o da biraz medyada panik biz pompaladık. Bunu da söylüyorum. O da bir spin daktırdı ve Türkiye'yle yine doğru bir daktırdı. Panik pompaladık biz. Birkaç medyada oturduk. Yani biteceksiniz, biteceksiniz. Geliyor, gülenciler. Halbuki öyle bir şey yoktu. Devlette de öyle bir hazırlık falan yoktu. Valide çok bunlardan da... Siz şimladık. mi yaptınız? Biz derken yani o dönem orada... Başta ben değil, ben tek başıma değil ama... Bugün kendi, kendi arasında yakın konuşan ben. koordine bir grup tabii, mu vardı? Koordine vardı, vardı tabii. Yani, yani siz kendi vardı. aranızda konuşan koordine bir grup olarak... ...bir erken doğum tırnak evet. içinde mi yaptırdınız? Evet, evet. ben yani tek başıma değil ama... ...bütün o dönem gayretlerle erken doğum orada... ...işte bugün işte kimilerinin yandaş medya, havuz medyası diye hakaret etti o medya. En başta sabah gazetesi olmak üzere... Gerçekten o süreçte Fethullahçı örgütün üzerine gitmiş ve bitirmiştir. Öncesinde tengil edersiniz etmez. O ayrı. ama orada 17 15 Temmuz 17 25'te bir erken doğumdur. Peki o 17 10, 17 17 25'te tavrınız neydi? Orada hemen şey mi yaptınız? Yani zaten 17 şimdi o, o o süreçleri tabii bazı şeyleri aktaramam ama 7 Şubat'ta bu iş e, patladı. Yani Halkan siz 7 Şubat'ta e, bu e, olaylar aslında birilerinin provokasyonudur, e, cemaatle o günki ismiyle hmm. hükümet arasında bir bozuşma, bir ayrışma yaratılmaya çalışılıyor diye düşünenlerden olmadınız? Mı? Şöyle, o yani o dönem tabii hocam ben taraftayken daha böyle bir aktivist ve yazar durumdaydım. 2012'ye geldiğimde Rasim Ozan olarak böyle politikacı ve diplomat gibi hareket etmeye başlamıştım. Çünkü artık ana akım medyada daha merkezi taraf çünkü gerilla gazetesi gibi bir şeydi yani bambaşka bir şeydi. Baya operatif bir rolünüz olduğunu söylediniz canım. Yani bırak diplomatı falan geçti. E, o da vardır tabii. Ama operatif derken şöyle. Orada bir mücadele içinde siz Dedim ki ben hani kendimi olayların tanığı dışarıdan bakan bir şey değildim. Olayların fiilen içindeydik. Hem askeri vesayetin bitiriliş süreci hem Gülenis vesayeti bir süreci. Ama Gülenislerin hadisesinde 7 Şubat hadisesi, 7 Şubat kepazeli diye sonra ben yazdım. 7 Şubat darbe teşebbüsünden sonra benim 9 Şubat'ta şu an hapiste olan Ali Fuat Yılmazer'le bir konuşmam oldu. Hı hı. yazdım da bunu sonra zaten. 9 Şubat'ta, ilk bir 8 Şubat'ta benim telefonuma çıkmadı. 9 Şubat'ta çıktı ya benim haberim yok mu? Halbuki o orada beyindi. Dedim nedir ya böyle bir saçmalık olur mu? Hakan falan tutuklamaya kalktınız. Bu ne rezalet. Ama cemaatli Polis, polis ve bit olarak konuşuyoruz o sıra. Çünkü bunlar cemaatçi oldu. Yazma inkar ettiler. Ne cemaati? Gülen kimmiş falan. Yani böyleydi. Hani birçok insan da belki şey olmuştur. Yani çünkü yani hep böyle bir örgüt olduğu için hani Gülenciler diye bildin gazetede medyada tipler var. Hı hı. Ama bir o şeyde ben Gülenci polisim diyen yok. Çeşitli şeyler var. Ama o dönemin operasyon çok açıktı. Ardından tabii e, Ali, Ali, Fuat Yılmazer telefonda delirmeye başladı. Nagihan da yanımda. Böyle ben mezardan kurtardım dedi onu dedi Tayyip Erdoğan için. Bu nedir dedi bir astsubay parçası dedi bizim başımıza bir şey olacak başımıza geçecek dedi de parçası dedi ki Hakan filan. Orada zaten artık bambaşka bir şey. Ama o, o olay hemen Ali Fuat Yılmazer görevden alındı öncesindeki görevden alınması e, da vardır ama o biraz daha şey gibidir, yani yer değiştirme gibidir. Tam olarak Ali Fuat Yılmazer'i tasfiyesi ama arka plandan yine yönetti. 17-25 Aralık falan da bence getiren olur. Türkiye'nin Ali Fuat Yılmazer'i tutuklayabilmesi çok önemli bir olaydır. Yurt dışına çıkmaması ki inanılmaz mücadele ettik. Tam 6 sene önceydi hocam. 22 Temmuz 2014. Tanadığım da için, tanadığım da için adamın şeyini yani o operasyonel bir polis zekası vardı, polis or şeysiydi. Yani e, hani bu, bu örgütün bir böyle emir kulu salak salak adamları vardı, bir de daha böyle bir şey adamları vardı. O Olaydan sonra fakat 7 Şubat 2012 ile e, 17-25 Aralık 2013 arası bir şey soğuk harp olarak geçti. Yani Gülen örgütüyle hükümet arası bir soğuk harp. Siz bu harpte iki tarafın arasının bozulmaya çalışıldığını değil bir şeylerin ters gittiğini mi düşünüyorsunuz? Şöyle başta i̇şte o yönde yazı yazdınız. Tabii mi? Başta. şey mi diyorsun? Tayyip Erdoğan'a Türkiye'ye gülenin hasret üssü vesaire ve onları da anlatırım. Yani o şeyin Tayyip Bey'in çağrısında benim şeyim var. Yani orada ee, o benim hatamdır, yani benim şeyimdir. Orada Tayyip Bey'in, e, Başkan Erdoğan' bir şeyi yoktur. Yani Siz mi hatası... söylediniz Tayyip Bey'e bunu böyle söyleyip? Anlatırım hocam, ya. evet. Yazdım da zaten onu, yani sonradan aldım. Şöyle, o süreçte bu polislerin bir şeyi ortada. Fakat bu bütün Gülen örgütü, bütün cemaatin mi olayıdır? Yoksa polislerin içinden bir yapılım mı? Orada kafalar karışıktı. Çünkü ceva yani Gülen örgütünün içinden de ya bunlar yanlış yaptı. Bu ne saçmalık falan diyen Hı -hı. tipler oluyordu. İşte bunu Ali Fuat Yılmaz deniştir. Kimdir o falan filan. Kimdir bizde alakası yok diyorlar falan. Bir karmaşık bir şey var. Falan. Bir şeyler görünüyor ama lan bunlar kendi başına bir poliste bir cuntalaşmış bir ekip de şeyin alakası yok. Mu? Çünkü hakikaten de bu Gülen örgütünün bunu olaylardan haberi olmayan da çok insan vardı. Yani o zaman biz Chicago'ya gitmiştik. Etliya evet, Mahçup yanında vardı. Gülen Örgütü'nün elemanları da geldi. Ben o zaman 2013'ün yaz ayıydı. Ya siz ne yapıyorsunuz kardeşim? 2013'de 2012'nin yaz ayıydı. Siz, bunlar sizin ad adamınız falan diye özellikle kışkırtmıştık. Ya hakikaten hiçbir hakik 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 haberi yoktu. Ya, ya yani rol yaptılar mı zannetmiyorum. Yani o Chicago'daki Gülenci tipler bambaşka olayların derdindeydiler. Gülen falan filan işte orada biz şunu yaptık. Burada da insan yetiştiriyoruz. İşte orada da şey yapacağız. Siz şeyle ee... Bunlar malum bayağı ciddi e, Çok geziler ve organizasyonlar düzenlerler. Ama, bugün, ama şey e, o, katılıyordunuz? Yok şöyle ben hiç öyle okullara falan katılmadım. Yani okulların gezisine katılmadım. Bu Chicago'daki şeye de Gülen örgütüyle mi gitmiştik. Başka onu hatırlamıyorum. Ama gittiğimizde onlarla orada konuştuk. Ben bunu söyledim hatta orada Etiyan mahsub yani zamanda yazıyordu. Yazmasına rağmen tamam ben destekledim bu dedi. Darbedir. Darbe teşebbüstür. Darbedi Ondan sonra hatta o zaman oradaki e, gülenciler dedi ki ya işte bizim burada bilmem ne imamı var. Ona bir söyleyin bunları yani bu varsa biz üzülürüz böyle bir şey var mı falan filan. Yani orada Nagihan da var. Biz ben, Nagihan, Etiha onu söyledik onlara. Evli o misiniz ara. o? Evliyiz evliyiz. 12, 12'de 13'te Siz e, nerede tanıştınız Nagihan Hanım'la? O da tarafta yazıyor. Yok, yok 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 daha yanlış hiç o tarafta yazmadı. Nagihan hep ana akım medyada oldu. Nagihan Hürriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. Sonra Akşam Gazetesi. Sky Türk'te programlar yaptı. Şimdi... O zaman nasıl tanıştınız? Şöyle orada şey, Nagihan'la biz yine bu çeşitli gazeteci ortamlarında birbirimizi görüyoruz. Yani köşe yazarlarının bulunduğu davetti vesaire. He, kimileri şöyle yani ben He. lafı dolandım Şöyle bir iddia da var. Ee, bir tanesi ana akım medyada. İşte e, Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş bir e, hanım. Bir e, öbürü İzmir'den gelmiş bir üniversitesinden. işte e, evet. uzun bir yoldan evet, e, evet. medyaya gelmiş bir eee proje adam. proje evlilik. Bir mi? proje evliliği. <laughs> ya hocam gel bir proje mi? Proje evliliği. Mi? Yani ölüm <laughs> sen öyle sen öyle bir görüyorsunuz. Hayır ben soruyorum. <laughs> ben sormamak lazım. Evet mi? tabii güzel. Şöyle şimdi hocam bizim Nagihan'la tanışmamız ee, valla galiba bir, bir şeyin davetindeydi, bir başkonsolosluğun davetindeydi ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Orada ilk karşılaştık. Tam medya tavaya bir röportaj şey, şey falan e, o zaman bu iddiaların hiçbir tanesi Tabii doğru canım. değil. Gülencilerin bir Afrika gezisinde. Yok, yok 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 o Afrika sonra... değil. Onu anlar Afrika değil. O Türk Hava Yolları. Git... Ha, Türk Hava Yolları. O Türk Hava Yolları. Her şey karışıyor Türkiye'de. Siz biliyorsunuz hocam. E o yani. dönemde tabii Gülenciler kompleş... şeye de... E, Afrika'ya da el atmışlar. Afrika'ya el attıkları ve Türk Hava Yolları'na da el attıkları için karışıyor. Ama Türk Hava Yolları'nın başı Hamdi Topçu Gülenci değil. Diyeceğim. Yok yani, Hamdi değil. Topçu ha. üzerinden söylemiyorum. Ama Bunu tabii o zaman direyler, şöyleydi. Bireysel şeyler değil. Hayır, o, o zaman bizim büyük elçilikler de oradaki okulların başarılı olması, o ülkelerde etkin olması için aktif çalışıyordu. Açılması için izin tabii istiyorlar Tabii istiyorlardı miydi? ve bizim hariciyecilerimiz de bunlar da eski kuşak. Hani sizin de sevdiğiniz işte İslamcı kesimde monşer denilen biraz tabii o biraz haksız bir tabir Çünkü yetişmiş kesimdir. Yani, e, yani monşerlerin e, Türk-İsli politikasını yani çok götürdüğü faizli. yerle e, onları e götürdüğü konuşuruz yer arasında var, var herhalde. Tabii yani, ki edilecek bir yanları da çok olan bir harici geleneğiydi ama yetişmiş bir gelenekti. Ama o gelenek de inanın bana, çok içten şekilde o okulların orada, çünkü Türkiye'nin lehine görüyorlardı. Hı hı. Yani baktığında orada bir Gülen okulları var, organizasyon, devletin öyle bir organizasyon yapması mümkün gelmiyordu ki işte okulların bir kısmını bizim devlet aldı, Marif Vakfı falan. Hı hı, evet, İnşallah bak, bak, güzel hadi. yürütüyordur ben, bilmiyorum tam. Çok güzel yürütüyor. Güzel eminim yani. Çünkü o bir Gülen örgütünün yani Biz, en azından elleri e, üstünde tabi, tabi, ve tabi kontrolle... O, e, o ya hepsini de alamadık herhalde. bazı olabilir. Afrika ülkelerinde alabildik. E bazılarını da aldık e, fakat tabii hepsinin alınması Ama o e, yunus Emre esüsü de Hensiz. hocam bu o da o, çok gecikmiş şeyler. Bunun daha önce de yapılması lazımmış Türkiye'de. Bunlar hep yapılmayınca yoktu Türkiye'nin öyle bir emperyal hedefleri de pek yoktu. Yani şimdi gerçi geçmişte neyse konuşuruz onları. Orada onlar zaten hariciye de bunun için gayret ediyordu ama bu kötü niyet falan değil. Çünkü oranın elit insanları bunların okulunda hmm. okuyordu. Bunları aynı bizdeki Saint Joseph'ler, Robert Kolejler, sonra kapanan İngiliz High School gibi bir şekilde Türkçe bilen, Türkiye'ye daha yakın olacak insanları yetiştirme projesiydi bu. Ve hakikaten gittiğinde de orada Türkçe'yi bilen, Türkiye'yi bilen yani bizim frankofonlar gibi bir Türkofon ama Bir şimdi, nesil ama şimdi evet, terse döndü. Şimdi iktidarın üzerinden Türkiye aleyhtarı, elifler şu an yetişiyor aynen, dünyanın başka yerlerinde. Onlar aynen, o türkofon o kesimler şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırı düşmanı üstünden Türkiye ve Türkiye'ye Türkiye düşman. düşmanlık yapan sistematik olarak bir şeye döndü. Orada, hani Agah'a geleyim, biz tanıştıktan sonra arkadaş olduk. arkadaşlık normal. Sonra e, Haziran 2010'da Türk Hava Yolları'nın e, Zanzibar ve Tanzanya gezisi. Ama çok geliş bir kitle. Hı hı. Fehmi Koru'da vardı, Ahmet Kekeç, bilmem. bir sürü insan. Gülencilerden de pek kimse yoktu. Gittik, 8 günlük çok güzel bir Fehmikor şey. Varmış. Fehmi Koru varmış. <laughs> Fehmi Koru gülenci değil canım. Şimdi. Ya, tamam şimdi ben Fehmi Koru'nun yaptıklarını doğru bulmuyorum. Hı hı. Yaptığı da o yanlıştır. Yani Fehmi Koru'nun o 17 25ten sonra gidişi de yanlıştır. Yani. Bunlar yanlıştır, doğru. Ama Fehmi Koru Fethullahçı değildir yani. Gerçi o cemaatle siyasetin sınavı kitabında da bir sürü bilgi veriyor. Ama tabii 17-25 Aralık'ta Fehmi Kor'un mücadele etmemiştir. Tekinmiştir, korkmuştur. Tek Fehmi Kor'u değil birçok insan korkmuştur. Çünkü öyle güçlü bir örgüt. ki. Siz bu... korkmadınız mı? Korkmadım tabii. Çünkü ben e zaten bakın bugün ben buna rahat konuşabiliyorsam Fethullahçı terör örgütüyle 17-25 Aralık sürecinde açıktan yani aralığın başından itibaren 17-25 Aralık sürecinde mesela ölümüne savaştığım içindir. Benim 17 Aralık 2013'teki yazım şudur. Demin İlker Başçu'dan bahsettik. İlker Başçu'da benim meşhur yazım ve yargılandım onunla. Devlet memuru, devlet adamı değilsin, devlet memurusun ey İlker Paşa. Yani konuşuyordu arada İlker Paşa da hani hükümete falan böyle eski tarz konuşmaları vardı. Şu işte kız cel celalleniyordu. Bunu yazıyordum. O gün de şunu yazdım. Devlet adamı değilsin, devlet memurusun ey polis şefi. İşte o, Yemakçı Fethullahçı polis şefleri en başta Ali Fuat Yılmazer. 17 Aralık günü ki, o yazıyı benim yazdığım gün 16 Aralık. Yani darbeden bir gün önce. mi? Çok. E, e, biliyorsun çıver. uydurma kasetimi çıkardılar. Tam Hı. aynı gün. 16 Aralık'ta ben bu yazıyı yazdım. O gün de futbol yayınımız var. Gittim. Tam çıkışta Ümit Özat var o zaman eski futbolcu. Aa dedi senin dedi şeyin çıkmış Fenerbahçe. dedi. Efeler Senin dedi şeyin çıkmış dedi baba bu kaset. Ahmet Çakar baktı. falan filan başlıyor. Gerçek zannettiler. Ben ne de dedim tam 17 Aralık gece yarısı. 16'yı 17 Aralık'a bağlayan. Yani gece 3'te Ahmet Hoca. Baktık bir tane yani işte bana benzetmişler. Böyle şey bir adam. iki, iki buçuk litre kola içiyor falan. Ben dedim ama ben orada hissettim. Benim kola sever misin? Ya, 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 ya bu bu torba, bir kasetti biliyorsun. Hmm. O. 10 son Numan kutmuştu. Ee, yok. yok ondan değil. Hayır. Benzer, benzer. Bir tane muhtemelen Numan Bey'de de öyle bir şey yapmışlar. Bu yani çok işte burada canlıyı nasıl söyleyiz ama muhtemelen bir şey literatürüne baktılar bunlar. O tür o, o filmler işte. Adult movie movies dediğimiz. Orada benzeyenlerden çünkü aynı operasyon Numan Kurtulmuş'a da yaptılar biliyorsun. Bana ve Numan Kurtulmuş'a sahte kaset operasyonu yaptılar. Orada böyle bir tip çıkmış. Ama çok dikkatli bak benim olmadığım anlaşılıyor. Böyle bir sahte yine tipik tipik bir Gülen operasyonu. Yani Gülen FETÖ operasyonu. O sabah da darbe teşebbüsü oldu. Sabah işte bakanlar oğulları alındı. Götürüldü vesaire. Bir sürü şeyler işte o evlere dalındı. O meşhur 17 Aralık sabahı. O aynı gün onu çıkarması Fethullahçı örgütü bana göre bu noktada benim yine en çok ekranlarda yine aynı tabiri kullanalım. spin doktor ben yapacağımı düşündükleri için çıkacak, bağıracak. Kitlenler e şey biliyorlarsa tabi evet bunu da tahmin etmesi yani zor. Yani bu bizim değil. başımıza bela olur. Sizin eğer bir grup olarak toparlanıp bir grup kararlar verdiğiniz yani o medya o... yani aslında bizim yani o dönem şunu kabul edelim ki bugün tenkit edilebilir bir sürü açı ama işte o hükümete yakın medya denen medya olmasaydı da ...o 17-25 Aralık süreci zorlaştırıldı. Çünkü çok sıkı direnildi. Bütün çünkü o dönem hava değişmişti hocam. Medyanın %75'i... Siz ama şey yani bu, bu söylediğinizin sonuçlarıyla ilgili değil bu söylediğim ama... E, ...bütün söylediklerinizin sonunda ben hep şey duyuyorum. Ayn Rand'dan e, Machiavelli'e bir yolculuk yapılmış <laughs> ve o... Siyaset, maalesef. Ve, evet, ve o olur. yolculuğun sonunda Machiavelli durağında... Belki Machiavelli'nin kendi ontolojisiyle değil ama <laughs> ifade, de hocam, ifade edilmiş yani felsefesiyle. Machiavelli deyince böyle o Machiavelli tabii, de çok değil. büyük bir siyaset filozofu. Onun için dedim. Çok büyük bir, çok büyük. Tabii. Ontolojisiyle değil ama ifade edilen yani haliyle. Ben Nicole, Nicole Machiavelli'yi de okuduğum için çok büyük bir siyaset filozofudur. Nicole. Ve yani siyaset filozofu olarak da, yani biraz sadece Machiavelli'si amaç neyse o değil. Siyaseti Ama sizin tabii uzmanlık alanınızın evet, Yanınızda haddim değil bunu söylemek. Şimdi o şeye geleyim hocam. Tabii dediğiniz doğru. Yani ben mesela ilk tarafta yazarken ben kardeşim böyle akrobat düşündüğünü söylemeyen yazarlardan olmayacağım. Politikacı, diplomat olmayacağım dedim ama sonra hayat sürüklüyor onu. Yani belli bir noktada aktörleşince siyasetin ortasına düşüyorsunuz. Ondan sonrasında doğal olarak çok popülerleşiyorsun. Yani bunu popüler olmayan bir yazı... Bu aktörlük çizdi. devam ediyor mu bugün? Şu an, şu an değil tabii. Şu an daha mesela bu özellikle o hadiseden sonra ben kitap yazmaya mesela çekildim. Ve onu da size söyleyeyim. Bunu gerçi Ertuğrul Özgök yazdı. O zaman beni aramıştı sen ne yapıyorsun diye. Ben onu söyleyince de yazmıştı. Ben tam da bu süreci yaşadığımız 2008 ile 2018-20'lere kadar gelen süreci... Bir roman olarak yazdım. Yani 400 sayfa falan da geçti. Ee, biliyorsunuz Mithat Cemal Kuntay'ın meşhur bir romanı var. 3 İstanbul. Okudunuz <laughs> mu hocam? Bilmiyorum. Sonra TRT dizide yapmıştı. <laughs> Mükemmel bir şekilde 1908 ile 7 diyelim hatta 8 ikinci Meşrutiyet o, öncesi 22'ye kadar gelen süreci Mükemmel anlatan bir romandır Üç İslam. Siz de bu dönemde ilgili. Ha, aynı o İttihatçı Adnan karakteri üzerine Mithat Cemal'in mükemmel seviyede gerçekçi. Siz e, Türkiye Edebiyatı'nı seviyorsunuz. Edebiyattan devam etmenizi evet. anlarım. E, güncelden baktığım zaman da şu soruyu sormak istiyorum. Taraf, sabah, şimdi güneş. Evet. Bu aktörlük meselesi üstünden e, düşündüğüm zaman e, kariyerim iyi gidiyor der misiniz? Hocam şimdi bunları ben aslında başta hani böyle bir kariyer mantığıyla hiç zaman düşünmedim. Benim o hayatımda her şey yani sonuçsal düşünmedim. Hep süreçsel düşündüm. Yani plato filme girerken orada sinemacı olmayı düşünürken Siyaset de, haricindeki şeylerle ilgili tabii söylüyorsunuz. Evet, evet. Siyasette hep sonuçları düşündüğünü söylediniz. Ama şöyle girdikten sonra hocam şimdi giriyorsunuz. Şimdi yazarlığa girdiniz. O dönem benim tarafa girişim plato filmde gayet de güzel kazanırken sıfır TL'ye yazmaya başladım tek şuydu bu rejim bitmeli ve ben hatta o dönem şöyle düşünüyordum yayınlarda hocam o güne kadar siz de kabul edersiniz ki liberal aydınlar dahi yani en anti militarist aydınlar dahi karşılarında bir general gördüğümü çekinirlerdi. Hı hı. Korkarlardı geçmiş darbeleri, tutuklananlar vesaire buna yaşandı. Onun yarattığı şeyle adam köşede aslan bakarsın televizyonu değiştirdi. Ben ilk demiştim ki o zaman 27 yaşında... ...ya kardeşim ben televizyona çıkarsam... ...bedeli ne olursa olsun bunu değiştireceğim. Karşımda general olsa... ...27 yaşında, teğmen yaşında bir genç olarak... ...onunla eşit muhatap gibi... ...konuşacağım, savaşacağım, tartışacağım... ...bana had bildirmeye kalkarsa ben ona had bildireceğim. Bu zaten beni bir anda ünlü etti diyelim. Ve o bir değişim yaşandı. İlk defa generallerle konuşurken... Takır takır yapıp, o dönem hocam yani bana gelen tehdit haddi hesabı yoktu o günden beri zaten ben polisle yaşıyorum daha 2008'den beri ve ee, bunu göze aldım çünkü o zaman öbür tarafta da tehdit geliyordu sonra Gülen örgütünden gelmeye başladı ama öncesindeki askeri vesayet örgütünün kabul edelim ki kendine göre bir yeraltı örgütlenmesi bir derin devlet bir derin çete ya da vardı Türkiye'de o ya da çeteler düzeni vardı Türkiye'de bu dönemden geçildi, o aşıldı. Onun büyük bir sevinciyle bir devrim yapıldı. O sevinçle girdik. Sonra karşımıza Güleniz vesayeti çıktı. Sonrasında da Güleniz vesayeti devirme süreci başlandı. Türkiye'de son 12 senede iki tane devrim yaşanmıştır. İki defa rejim değişmiştir. Yani böyle bir ülke kolay değil. Bu da tabii ülkenin bütün kimyası da bozmuştur. Onu da kabul ediyorum. Benim aktörlük unsurunda da bu kimya bozucu bir etkiler Olmuştu. Ya yani buna Peki bunlar ama doğru. bugün hala e, bir aktör müsün sorusunu sorarken e, şunun üzerinden de giderek sordum. Siz şimdi e, 18 Temmuz Şeylerde değildim. Yok işte hocam. 23 Haziran geçen sene İmamoğlu aldı. Mansur hmm. o süreçte ben hiç yoktum. Süreci dışarıdan izledim. Ve işte çok başarısız çekti maalesef. Kaybettiler ya. yani. Benim spin doktorluğum olsaydı bu iş... <laughs> onu bir, bir şey söylemem. Peki. <laughs> ama Şimdi ama çok, hala... Yani AK Parti kaybetti. Yani AK Parti ya ben... Bensizlik Ekrem AK Parti'ye Parti düşün... yaramadı gibi bir iddiamız mı var? Ama yani yok zaten abi, orada da suçu ben kendime atarım. Yani eğer e, yaptığım bir saçmalıkla bu şekilde e, buna yol açmışsam... Bir, bu benim kavramı. Üzülüyordum tabii o dönem. Göz, gözümüzün önünde... Ben tabii AK Parti desteklediğim için ikiz şehri yok yere kaybettiler yani ve çok başarısız bir şekilde. Peki siz Beyaz TV'de de çalıştınız. Evet. O da Melih Gökçek Bey'in. O, o direkt değil ama yani Osman Gökçek olduğu Osman için. Osman Gökçek olduğu için söylüyorum. Hı. Bu olaydan sonra bir tekrar döndünüz meşhur evet. olaydan sonra. Ee, orayla da bir bağınız var yani şey yayınlarda beyaz tv falan siyaset yorumlarına falan tabi çıkıyorum başka Me kanallara... Melih Bey ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanı haklı mıydı görevden almakta? Valla şimdi şöyle düşünüyorum tabi o süreç e, değişik bir süreçti Orada neden Melih Gökçe'nin alındığını detaylı hala bilmiyoruz ee... bu kadar iyi haber alan siz evet. gene bilmiyorsunuz. Şöyle ama inanın yani çünkü o konu inanın kimse tam bilmiyor. Tabii çeşitli herkes her şeyi söyleyebilir. Peki sizin şey. gözleminiz, ön sıra gözleminiz yani bence Kalsa şöyle, mı daha iyi? Yani şimdi bugün bakıldığında bugün bakıldığında e, o süreç yaşandı. Sonrasında yani Melik Gökçek kalsaydı Melik Gökçek Mansur Yavaş'ı yener miydi bilmiyorum. Ama o süreç sonunda Ankara kaybedildi. Ve baktığımda yani sonuçları itibariyle tabii ki yani şöyle düşünüyorum. Bir taraftan Başkan Erdoğan'ın bu kararına yönelik hem Melih Gökçek'te hem Osman Gökçek'te tam bir şey vardı. O ne derse o. Hiç hakikaten şey yapmadılar. Mesela diğer belediyelerle direniş, direnişler falan oldu. Ne derse o tamamen çok da duygusal bir konuşmayla Melih Gökçek ayrıldı. O zaman da ben e, yani canlı yayında izlemiştim. Ve ne ama bir açıklama yapılmadı da AK partiden ya da Tayyip Erdoğan'dan da o on diyor. Bu o süreç ister istemez şeyi e, üzmüştür Melih Gökçek'i diye düşündüm ki o zaman ben çok konuşmadım Melih Gökçek'le o olaydan sonra. Ama e, şeydi e, ya tabii Doğru ki hareket eksik hareket fazla hareket Melih Bey'in açısından mı Hı -hı. yani bilmiyorum belki şöyle mi düşündü acaba başkan Erdoğan o günkünden baktığımda çünkü sonra zaten o olaydan sonra benim başıma olay geldi bir, yani Melih Gökçek'in e, görevden alınışı 20 gün sonra da benim işte kendi e, o başıma olay geldi ve ondan sonra ben zaten romanımı yazmaya ve Sultan Hamit Kemal Peşe ve Tayyip Bey isimli kitabımı yazmaya koyuldum iki tane bir proje vardı Ondan sonra hiç siyasetin içinde olmadım ben. Dışarıdan baktım. Nagihan tabii yine. O e, kitabın bakıyorsun. adını Sultanamit Atatürk ve Tayyip Bey diye koymayı düşünmez misin? Koyabilirim mi? ama şöyle Mustafa Kemal Paşa benim için Atatürk'tür. Ama o dönemde, de şimdi Sultanamit demiyoruz, Abdülhamit diyoruz. Ama Hı. bence Abdülhamit de uydurma bir laf. Atatürk Sonlara doğru söylendiği yani kimse Atatürk'ü sağlığında tanıyanlar Atatürk demiyordu biliyorsunuz. Evet. Onun adı Kemal Paşa siz benden daha iyi bilirsiniz dur, o dönemi. Dur. O yaşandığı dönemde adı Kemal Paşa'ydı. Yaşandığı dönemde Sultan Hamitli ve Tayyip Bey. Tayyip Bey de işte reis diyebilirsiniz. Bir de gelebilirse Tayyip Bey niye reis demedin? Hı -hı. Niye Sayın Cumhurbaşkanımız demedin? Bunlar denebilir ama bunlar bizim biraz Orta Doğu tarzı şeyler. yani Peki, şeyi, şunu anlıyorum. Ee, siz Melih Bey'in görevden alınmasının e, isabetli bir e, seçim olduğuna kani değilsiniz. Yani şöyle, onu Başkan Erdoğan orada bence şunu düşündü. Melih Gökçek 2014'te kafa kafaya almıştı. Ben Hı -hı. de oradaydım, Ankara'daydım. Hatta Melih Gökçek açıklama yaptığında arkasında ben vardım. Yani şey, Hı -hı. O, o bir beş kilik şey... Kafa kafaya bir seçim oldu. Ben Ankara'da Beyaz TV'deydim çıktık. Hatta Ali Babacan da oradaydı. Yani Ali Babacan da geldi şimdi parti kulu. Orada e, hatta o canlı yayınlarda falan işte tam böyle herkeste panik vardı olacak olmayacak. Ve kafa kafaya Melih Bey aldı. Ve hakikaten Mansur Yavaş iyi bir performans sergiledi. 44 aldı. Melih Bey de 44.5 aldı aldı. 2017 itibariyle Başkan Erdoğan ya Melih'le yani aralarındaki hukuka hmm. diye yani Melih diyorum. Melih Gökçek'le bu seçimi alamayabilirim. Taze bir kan olsun ve bu seçimi alayım diye düşündüğünü zannediyorum. Bak bilmiyorum. Abi. Yani o konuda çünkü o süreçten sonra dediğim gibi ben roman yazmaya çekildiğim için hiçbir aktörle konuşmadım. Ama o olay işte ondan sonra Mustafa Tuna geldi. O gitti Melih Gökçek'le kavga etti. O da şimdi tasfiye edildi. Özhaseki aday oldu. Ösası ki de işte ben dedi Melik Gökçe'nin ne ustubunu severim ne kendisiz bir öyle bir şeyler yaptı söyledi. Ve göz göre göre yani Ankara benim kanaatim yani Melik Gökçe için söylemiyorum ama AK Parti Ankara'yı kaybetmeyebilirdi diye düşünüyorum. Yani. Peki bu evet. aktörlük meselesi üzerinden girdik. Aktörlük meselesi üzerinden de devam edelim. 18 Temmuz'da e, yani bundan 5 gün önce bir yazı yazdınız. Evet. Ee, Güneş Gazetesi'nin internet sayfasında ve evet. zaman zamanında Cansu Çamlı böyle haksızlık yapmıştım. Anlatayım. Cansu çok çalışkan ve hırslı bir dış politika gazetecisiydi. Dış politika gazeteciliği ve röportajcılık alanında verdiği büyük emeklerle de bunu hak ediyordu. Fakat biz o zaman başka birini, yakın bir arkadaşımızı paraşütle Cansu'nun önüne geçirdik. Doğrudan Aydın Doğan ile o kişiyi ben ve Nagihan tanıştırdık. Doğan'a telkinde bulunduk diyorsunuz. Evet. Paraşütle e, ifadesi enteresan. Gene orada e, yaşlı izleri var. Makyabeli. Ama ee, hocam siz de kabul edin Türkiye'de kimse yaptıklarıyla yüzleşmez. Ben yüzleşiyorum. Sizin evet, enteresan bir kendinize hemen ortaya çıkarma şeyiniz var. Onu e, teslim etmek zorundayım. E, paraşütle yani torpil demek bu. Evet. E, Cansu Çamlıbel'in ki ben çok başarılı bir gazeteci Kesin. olduğunu biliyorum. Zaten Cansu o yüzden Çamlıbelin. yazdım. Dış boyu. Ee, yani, kim bu? Onu söyle. O doğru olmaz. Onu Hı? Dün de sonra bir, bir yazı daha yazdım. Ben dedektif gibi o yazarı araştırmak doğru değil dedim. Ama işin o, o, özü şu. Orada benim birçok kişi de bana kızdı. Ne gerek var ne söylüyorsun ama ben... Geçmişle yüzleşilmesinden hesaplaşmasından ve mesuliyetin olduğu yerde insanlar alması sayın. Yani. Bizim memleketimizde mesuliyet alma geleneği yoktur. Herkes ben yapmadım ben yapmadım. Peki ben bir, 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 bir vicdan geleneği var ama sizin torpilinizle Cansu Çamlıbel'in yerini alan kişi Heh. sizin torpilinizle yani haksız bir biçimde Cansu Çamlıbel'in önüne geçtiğini biliyor mu? Be, bilmiyor. İşte ondan ötürü onu söylemiyorum. Öyle bir Cansu'ya kötülük amaçlı ee, ...asla düşünmedi. O dönem... ...bu şöyle söyleyeyim... ...ben ikinci yazımı okumamışsınız hocam... ...ikinci yazımda şunu ifade ettim... ...Cansu Çamlıbel'in... ...ayağını kaydırmak diye bir hedef yoktu... ...Cansu Çamlıbel diye bir... ...Cansu Çamlıbel yazar olacak onu durduralım... ...aman başka öyle bir şey yoktu... ...netice öyle olduğunu ben anlayınca... ...bunun üzüntüsünü yaşadım... ...yani şöyle oldu... ...işte o süreç oldu arkasından e, o arkadaşımız te, yazar oldu e, herhangi bir işte baş, ona kötü davrananlar konusunda falan ben her zaman şey oldum koruyucu oldum gittim konuştum bak kötü davranıyorsunuz doğru da değil ama o süreçten sonra yani hürriyete yazar yapıldıktan sonra e, ismini vermeyeceğim çünkü ismini verince insanlar sorumluluk almak istemiyor bizim memlekette. Yani tuhaf. Kaç kişi beni aradı. Aman aman ya dedi. Bunlar yaşandı yok falan. Neyse. Geldi bana ya dedi. Cansu Çamlıbel dedi. Sinir krizi geçirdi. Hayır niye dedim. O bekliyor dedi. Dış politikanda köşe yazarı yapılmayı. Dışarıdan biri geldi. Yok zaten ikinci yazınızı da okuduk. Evet. 2019'a kadar Cansu Çamlı'da kaldı, ka tabii, tabii, e kaldı. Devam ediyor ama Başını siz onun o. yerine birisini e ama getiriyorsunuz. Ama yerine amaçlı değil hocam. Orada aslında benimki Türkiye çapında görülmeyecek bir vicdan muhasebesi. Çünkü hani Cansu'yu indirdik diye bir şey yok. Orada o bekliyormuş dış politikada senelerle çalışıyor. Hakikaten de benim de bugünden sorarsanız... O gün onun hakkıydı diye düşünüyorum. Onun bu kadar biraz... kuvvetli miydi torpiliniz yani? Çünkü Üst bir torpiline... kişi çıkmadı mı ya bu Cansu Çamlıbel'in hakkı, ö öbürü çıktı, paraşütle geldi diye. Çıktı. çıktı. Yani. Sedat Ergin. Söyledi. Sedat Ergin. O zaman Sedat Ergin biliyor bunun kim olduğunu. Ya tabii ki. Ama bu söylemek doğru Hı -hı. değil. Çünkü o kişi Cansu'yu ben yok edeyim öyle bir şey düşüncesi yoktu. Kafada Cansu yok 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 zaten bizim tabii... anladığımız kadarıyla diğer kişi Cansu Çamlıbel'i yok edecek. E, Grado'da birisi de, 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 de değil. değil. Ama burada şu da değil. Ama biz bütün bunları konuşuyoruz. Eşiniz sosyal medyadan diyor ki Rasim'in benim adımı kullanarak <laughs> yazdıklarını şöyle, daha gireme... asla kabul etmiyorum. Ama... Haberim olsa engellemek için elimden geleni o yazıyı engellemek için yapardım. Diyor. Yazıyı engellemek için diyor ama. Sizde sonrasında bu olayda Nagihan'ın <laughs> dahili <gülüyor> yok. Benim mesuliyet suçum. Mesuliyeti <laughs> aldık. Şimdi şu var. Gene yani eve, hiç... eve giremeyeceğim. Yok olsun. Kızdı. Var mı? Bana kızdı. Var mı böyle bir risk? <laughs> Ee, şey... Eve girememeliyiz. Yok, yok. Bunun üzerine. Yani risk Yok kızdı. iki gün bana konuşmadı hakikaten. İki üç gün. Koş şimdi siz Ankara'da. Bunlar oluyor galiba. Arada olur. Biz şeyiz yani, de yani, Tabii tabii. Ya, doğaldır ya onlar. Peki eşiniz orada mıydı bu torpil yapılışı? Şöyle ay, tanıştıran kişi o ama tanıştırdığında böyle bir şey yok. O tanıştırma sürecinden çok sonra zaten olay oldu. Siz kızı sevdiniz yani. İyi ya, bir, iyi bir arkadaşımız, arkadaşımız e Ben size söylersem siz de seveceğiniz bir insan yani. Dış politika alanında o da meraklı. Ailesi de dış politika geleneğinden gelen birisi. Fazla bir şey söylemeyeyim. Yani e, demin sizin sevdiğinizi söylediğiniz şeyler var ya... Hani bir harici ben, sınıfı neydi? Onlardan birinin kızı. Şimdi ben tabii. E, yani her şeyden değil. Genel Haydi. genelgelerden özelge çıkarma huyum yoktur. <laughs> ama şu, ben bir geleneği ben seviyorum güzel. ama bunu yani sevmem. Onun üzülmesini de ben mutlu, mutlu olmam ondan çünkü hafızlığında değil. E peki neden bunu bir söyleyesiniz geldi? Çünkü yani bunun o, sonucunun ne olduğunu bilmeyecek diyor. kadar tepkisi değilsin. Yok estağfurullah. Şöyle, e bir de yani bir, 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 hocam şöyle bir olay oldu Bak orada ben yaz, yaz yaz yaz. Adalet <laughs> Ağolu yeni vefat etmişti. Adalet Ağolu hocam. Sizi bilmem ama e, sırf referandumda evet dedi diye Adalet Ağoğlu sol medyanın bir kısmı tarafından görmezden gelindi. Adeta sanki Ergenekon kumpasını yapan kadın falan gibi böyle bir tür yılların Adalet Ağoğlu'su. Bir Düğün Gecesi romanını Hı. siz de okumuşsunuzdur. Evet. Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en büyük kadın yazarlarından biri belki birincisi yok sayılmıştı. Ben de okurken yazıları ki yok, büyük oranda yok sayıldı. Özellikle daha Kemalist kesim tarafından. Orada baktım Cansu'nun gazete duvarında çok güzel yazısını okudum. Enfes bir adalet ağlı yazısı. Çok güzel bir yazı. Duygulandım. Bu olay aklıma geldi. Dedim ki ya bu Cansu'ya yapılan haksızlığı da yazayım. Sen orada şunu diyorum. O dikkat edersen. Sol medyanın Adalet oluna yaptığı haksızlığı yazarken bir insanın kendi geçmişte yaptığı haksızlığın üstünü örtmesi dürüstlüğe ve adalete sığmaz. Ben de Cansu'ya haksızlık yapmışım. Çünkü dolaylı haksızlık o. Yani bilerek tahammüden değil ama netice, es onun mi? sinir krizi geçirdiğini söylediğinde yani hiç unutmuyorum. Vurdum, şaşırdım. O an tabi o psikolojik mekanizmayla bir şey deme yapmadım ama tabi şu da bakış açısı şöyle var. İşte Nagihan diyorsunuz mesela. Tabii Cansu Çamlıbel'in yazar olmasına bu engel değildi. O da yazar yapılabilir. Ama Aydın Doğan'ın kafası da onu yazar yapmak yoktu o dönem. Yani dolayısıyla hani tam yazar olacaktı kaydırıldı değil. Ama Hı. netice öyle oldu. Çünkü o bekliyormuş, o beklenti içindeyken başka biri gelince, hemen şunu da yazdı Bir kötü niyet orada yok arkadaşımız. Ama bilmiyorum Cansu'yu eğer işte ben oldum sen olamadın falan demişse Cansu'nun ifadesi dedim. Çok çirkinmiş. Peki burada bir e, temize çıkma hakkını eşinize vermek lazım. Sadece siz, tanıştırdı siz, o. He, siz çünkü yaptık diye yazıyorsunuz. Ha, tanıştırdık aslında o. Yani, Kastını tanıştık. mı açmış ifade? Tabii tabii şöyle. Evet tabii Kastın Hanım. Sonra tüzel zaten. O tanıştırdı gerçekten. Destek oldu ki. Babayla böyle şeyler pek yoktur. Yani bizim medyada herkes herkesin kurdudur. İnsan insanın kurdudur yani medyada. Herkes herkesin ayağını kaydırmaya çalışır. Bu gerçektir. Doğru. Türk Akademisi'nde de, Türk medyasında da hiç işler göründüğü gibi değildir. Halkımıza yalan söylemeyelim. Gayet herkes herkesin kuyusunu kazar. E, operasyon e, yapmadan bunun e, kendi e, mecrasında ve hakkaniyetle aşmayı, sını, aşılmasını sağlayacak bir düzenin kurulması için katkıda bulunmamız gerektiğini söylesem. Kesinlikle doğru. Ya. Ama bu da hocam zor gözüküyor. Yani bazı şeyleri bazı ülkelerin yapma kapasitesi zordur. Sizin. Daha dedim gibi iyi bir siyaset bilimcisisiniz. Ben daha umutluyum Türkiye Öyle mi diyorsun? E yok ben daha umutluyum yani öyle, öbür türlü düşünsem Hayır, e, şöyle. Daha insan değişim çalışma. noktasında, ekonominin toparlanması noktasında Türkiye'nin girişimci ekosistemi bunlar doğru yetişmiş insanı var. Ama Türkiye'de belli şeyler zor yani mesela hukukun tam oturması çok zor yani, yani bugün yasalar da değişse. Yani böyle bir gelenek kur. Umarım yok. umarım. Neyse, haksızsın. um, bir um, 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 umarım <laughs> haksızsınızdır. Siz söylemiyorsunuz ismi ama Fatih Altaylı bunun Berda Özer olduğunu söylüyor. Evet, bir şey, ben bir yorum yapmak istemem. Doğru değil. Yani orada e, yani Fatih Altaylı onu söylüyor ama bu öbür yazımda da ben yani Fatih Altaylı'nın bir kadına nasıl şiddet uyguladığına şahit olduğumu anlattım. Hı hı. Yani ona da bak bu e, herkesin duyarlı olduğu bir kızımızı canice katlettikleri Pınar Gültekin'in dönemde. Yani yine bizim medyadaki maalesef diyorum Türk medyasında sahtekarlık geleneği çok. Bu Herkes için, herkesim için söylüyorum bunu. Yani böyle bir ortamda yani ben buna şahidim ki orada da pişmanlığımı söylüyorum. Yanlış Hı -hı. yaptığımı, gevezelik yaptığımı. Ve maalesef Fatih Altay ile Ali Fuat Yılmazer'in ortak o kızın evini bastırdılar. Bütün o malzemeleri aldılar. ...kız takır takır dövülmüş Ahmet Bey. Yani Peki, e, Bunun haber, habercilikle ne alakası var? Siz e, mesela neden buna göz yumdunuz? Yanlış işte. Yani şöyle ben haberci değilim. Bugün olsa değil aynı şeyi yapar Kesinlikle ya. yani İstanbul Sözleşmesi'nden Kesinlikle şey. orada 2010 yılında... ...bu özel hayat gibi geldi bana. Yani buna dedim girmek istemedim. Bu bir özel hayat. Öz neden hayat size dedi, geldiler? Işte Bunlar... Orada söylüyor. Orada dedi ki şey diyor yani... E, ...ben onu sordum... Dedi ki herkes de Fatih Altaylı alay eden bir kişiliktedir. Bir tek ki, sizin isminiz geçtiğinde şey oluyordu. Kimyası bozuyordu, öfkeleniyordu. İşte benim o Siz bu olaya şeyini. şahit mi oldunuz? Olmadı Şöyle ama kız geldiğinde Anlattılar. morluklar içindeydi. E, bunun Fatih Altaylı olduğunu ne biliyorsunuz? Ya, Belki e, iftira şey ediyor. Var, şey var yani zaten mahkemede netleşti sonra. İş mahkemeye de düştü. Ee, o da o kıza şantaj davası açtı. O da olabilir onu bilmiyorum. Evet, ama, şantaj yaptıysa kız... Ama şantaj yaptıysa golf sopasıyla dayak yemeye hak etmez hocam yani. Hayır hayır şantaj yaptıysa şantaj da yap... bu iş olmadığı halde. Hayır, hayır. yani elinizde bununla ilgili kanıt var mı? Şöyle, onu var, soruyorum. Şöyle hocam zaten o mahkemede e, o bütün dekontlar falanlar filanlar her şey ortaya çıktı. E, o Fatih Altay ile uzaklaştırma da aldı. O, o golf sopası olayın gerçek olduğu da netleşti. Ama aynı zamanda o kızın onu istismar ettiği de mahkemede o, o neticeye bağlandı işte bak belki onu bil o detayları bilmiyorum zaten bil. o yüzden ben girmek istemedim yani geldi tamamen bir özel hayat hadisesi buna dedim ki ben bir kere haberci kimlikli bir değilim iki mahkemeye git diye ben söyledim sonra benim oradaki hatam Rahşan Gülüşan'ı bir restoranda görüp gevezelik yapınca işte hep bunlar gençliğin toylukları ve yanlışlar bunu söylüyorum o Fatih Altaylı'ya gitti. Fatih Altaylı panikle hemen dönemin İstanbul ile bağlantı kurup... Bunlar da sonradan çıktı. Zaten bunlar tek benim değil. O mahkemeye çık intikal etti vesaire. Ama olayın sıcaklığı geçti. Ondan sonra hemen Fatih karşı operasyona başladı. İşte bu kız şöyleydi. Beş gün sonra falan sonra haberler çıkmaya başladı. Hani Serapçı sanki, Matahari falan gibi. Ondan sonrasında o... Yani tabii kadına şiddet duyarlı 2010'da Türkiye'de o kadar da fazla değildi maalesef yani bugün olsa bambaşka şey olur ve ama ben geldiğinde e maillerle yazılarla mesajlarla dar raporuyla her şey çok açıktı yani kız. Çok ben açıktı. ben eğer Fatih Altay'lıyı tanıyorsam ki tanıdığımız zannediyorum e, bu söylediklerinize eminim e, bir cevap verecek vermesi lazım bu konuda hiç cevap vermedi konuşmadı. Ee, özellikle sadece mahkemede gitti, etti bilmem ne. Yani üstü tabii örtüldü. Ama yani bu feci olay yaşanmıştır. Onun da bence bununla yüzleşmesi gerekir. Zaten bu konuda kalkıp da yeniden Fatih Altay'ın hapse mapse girmesi diye şey söz konusu olmaz. Ama bu olay yaşanmıştır. Tabii özel hayat boyutu vardır. Onun için ben girmek istemedim zaten. Yani dedim bu mertliğe sığmaz. Ama orada söylüyoruz da tefrik etmem lazım. Yani burada bir şiddet var. Ama bunu yapmamayı tercih ettiniz. Be inanmadınız mı genelde? Yok inandım. Yani net de her şey ama orada böyle bir konuyu köşe'mde yazmak, gündeme getirmek istemedim. Yani hmm. özel dedim ki bunu gazetecilere git, o zaman başkaları yazdı zaten. Sonra mesela haber de oldu. Detaylı bunlar nasıl insanlar girerse bir sürü haberini gör. ama tabii ki orada benim o günkü havayla gümbür gümbür yapmam bambaşka olurdu. Evet ama ya mahkemenin... belki ve ve orada yazdım Fatih Altay'ın kellesini ben kurtardım. Peki. topa girmeyip bir de gevezelik yapıp onun ya kızın elindeki bütün belgeleri el koydurdu. bilgisayarına bilmem ne her şey el kondu. Ee, ve ondan sonra gitti ve 17 25 Aralık'ta da işte onu da yazdım. Biz Ali Fuat Yılmaz'ı aman bu çete başı tutuklatalım derken 7 Mart 2014'te maalesef Fatih Altaylı onun tamamen şey yapan, onun görüşlerini ifade eden bir yazı yazdı. Ama ya dediğim gibi burada benim derdim şu. O bu benle ilgili bu konuyla ilgili bir yazı yazınca sert ve çirkin bir yazı yazdı Fatih Altaylı. O yani ana benim, kadar içinizde bunu tutmuş olmanızın yok da Yok ama geçmişte ben söyledim. Kaç defa hocam kaç defa bunu söyledim ama siz niye bilmiyorsunuz? Çünkü o olayı işte o yine aynı. Yani medyada bazı şeyi patlaması var, patlayamaması var. O an olabilecek bir şeydi. Hani bu şey gibi. Toparı kararı ile ilgili olabilir mi bu? Yo mahkeme mahkeme kararı falan hepsi yazıldı defalarca. Onunla ilgili olabilir mi? Sizin buraya konuk gelen MHP milletvekili Cemal Engin yor, Hı -hı. bunu 50 kere falan yazdı. Son dönemde o yaşayınca galiba Serapçı ile de konuşmuş, bilmiyorum konuşup konuşmuş. da tahmin ediyorum. O da yazdı. Ama o hani olay o an olduğu dönem patlasa bambaşka olur. Yani bu şuna benziyor. ...biliyorsunuz... ...mesela yine o geçmişteki örneklerden vereceğim... ...o ilk... E, ...işte Özden Örneğin günlükleri muhabbeti... ...bir bir, bir internet çıktı... ...sonra Nokta Dergisi... ...hatırlarsınız onu... patlatıcı büyük olay oldu... çıkmıştı onlar... ...ama sonra Nokta Dergisi o zaman... ...silahlı kuvvetler kapattı... ...işte Alper Görmüş başındaydı... ...bazı olayın patlamasıdır... ...bazen orada... E, ...hadise Özden gecikti... Örnek... ...geciktiği andan itibaren de... Sündü, Özden Örnek gümrüklerinin de uydurma olduğu... Bir kısmı uydurma, bir kısmı gerçek. Yani yine Fethullahçı örgüt. Zaten Özden Örnek kitap da yazdı o konuda. Ve bence dürüst de bir kitap, bir kısmı. Yani bazılarının kendi yazdığını. Zaten onun vaka, olaylar var yani. Orada zaten Canım sonra... ama şimdi şöyle bir şey Daha var. Yana... Yani me me merhaba, seni öldüreceğim diye bir cümle geliyor önceden. Yani... Ben merhaba yazmışım, değine, sen arkana seni öldüreceğim ekliyorsun. Yani. O aslında, yani bu Gülen örgütü her şeyi öyle kirlettik hocam. O günlüklerle Özden Örnek... Çok dürüst kendiyle hesaplaşan bir askerdir. Bak rahmetli. Öldü gitti ki Özden Örneğin de ailesi biliyorsun Fatih Altaylı'ya çok öfkeli gitti. Tolga Örnek cenazesinde hatırlıyor musun? Dedi ki benim dedi unutamayacağım şey babamın bugünlüklerini alıp sattığını yazan Fatih Altaylı'dır dedi. Sırf niye Tolga Örneğin o zamanki filmine yok ülker sponsor olmuş bilmem ne oradan komplo bağlı. Bu da bir iddia. Ya, ama tabii yani. Başka abi, bir iddiaya şey. gelelim. Evet. Bankasya'dan yani FETÖ Bankası'ndan yüklü bir kredi <laughs> alarak e, İstanbul'da bir ev hatta yalı aldı. Yalı, Yalınız var mı? Hocam mi? senin de yok. Yok işte Allah'ın sen tam Kenan Erçet'in göz eski programları vardı biraz sonra dönmeye Yok <laughs> ama <Akademisyen'den>, bu, bu. <laughs> Yok canım istediğini soruyoruz değil mi? Aldın, aldınız şöyle, mı Bankasya'dan tabii, yüklü şöyle, miktarda kredi? E, yüklü miktar dediğin kimi miktar ama şöyle 2013 yılında e, bir ev alırken o zaman bütün bankalardan e, kredi şey işte, mortgage yani alacağız. Bankasya da vardı bunun içinde. Hepsine gittik gel yani ya bankasya özel bir şey değil normal bizim bizim Türkiye'deki bir top bankadan aldığımız kredi vardı. O halde alırken de şimdi isim vermeyelim. Başka bankalar şey almışlardı almışlar? Tabi şimdi mesela bizim büyük ailelerimizin büyük sermayeler ailelerin bankası var. Bunları ben size sormadığım zaman konular Yok, kalkmıyor ortadan. Tabii, tabii. Bence, bence fırsat yaratıyorum tabii, tabii. size. Tabii. bu, bu konuda ben bir, hiç bir açıklama yapmış Bir yazdım galiba ama şöyle. 2013'ün e, Şubat ayında biz e, şu an oturduğumuz evi almak için bir kredi başvurusu yaptık. O zaman Bankasya'dan aldık. Ama işin tuhafını size söyleyeyim. Bankasya'dan kredi aldığımız olayı bir araştırmacı gazetecilikle mi bulunmuştur? Hayır. Ben onu Aydın Doğan'a kendim söyledim. Aydın Doğan'a kendim anlattım. Ben i̇şte aldığımızda, konuştuğumuzda gibi öğle yemeğinde Bankasya'da kredi aldık vesaire diye. Gitti o. O zaman onun emrinde olan şimdi başka çizgide bir yazara gitti bunu yazdırdı. Aydın Kavga Doğan sizden sırada. hoşlanmaz mı? Şöyle o dönem başta bir ilişkimiz vardı. 17-25 Aralık sürecinden evvel koptuk. 17-25 Aralık sürecinde maalesef Aydın Doğan yanlış bir tarafta durdu. Artık medyadan ayrılmış bir insan daha üzerine gitmek istemem. Peki yalı mı? Yalı uydurdular ya. Yalı malı değil normal bir ev ya. Hı -hı. Üçengelköy'de bir, bir ev. Hatta müstakil ev de değil. Üstünde iki kat daha var. Şimdi detaylı. Bir, bir, üç katlı bir şeyin. Bahçe ...dubleksi gibi düşünün. Ama ...yalı malı değil. Bunu bir uydurdular. İşte o bir, işte bu da bir Türkiye'de diyorum. Her şey kara propaganda. Bunu 50 kere de söylesek olmadı. Ama bunu söyleyen de benim. Yani gizli. halbuki bakın bankasya'dan o dönem kredi almış. Bütün Türkiye'de üyelerinin kredisi var. Benim biliyorum. Ama, işte Ama tabii, tabii insanlar Türkiye'de tabii daha uyanık. ...Orta Ortadoğulu e, refleksleri güzel gelişmiş saklıyorlar, ketumluk yapıyorlar. Ben mertçe, çünkü kredi almak zaten, herhangi bir bankadan kredi almak için, kredi zaten itibar demektir. Senin onu ödeye, ödeyebileceğini göstermen gerekir ki kredi alabilirsin. Kredi almak yani çok şerefli bir davranıştır. Burada ben herhangi bir bankadan olduğu gibi Bankasya'da da Peki, o zaman tabii o dönem kredi, şey kredi konusunda kredi konusunda itibar Örneğini verdiniz <laughs> ya, Kredi Bu... itibar Hayır. demektir Yok, Doğru kredi itibar demektir Ben bir başka itibar meselesini de gündeme getireyim o zaman Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan Dinamit adlı programda Kendisini tehdit edip Küfür ve hakaret ettiğiniz iddiasıyla Aleyhinize CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Bir dava açıyor İstanbul Anadolu 25. Asli Hukuk Mahkemesi de Tanalı haklı bulup Sizi 6 bin lira ödemeye mahkum ediyor ancak siz Yeni tazminatı olarak. ödemiyorsunuz, Vakıf Bank'tan 13.620 TL'lik teminat mektubu aldınız. Yok yok, o doğru değil. Doğru o Doğru, değil, o, doğru değil. o doğru değil O doğru değil Bu Mahmut'tan alın işte uydurma. Hı. Son, şöyle oldu. Hay, çünkü Mahmut... Vakıf Bank'tan 13.620 TL'lik <laughs> teminat mektubu almak, 13 milyon 620 bin TL'lik teminat hayır. mektubu almaktan daha zor. Hayır, o 13, 13 bin liralık teminat, Yok paranız varsa teminat mektubu verirler de bu. Ha, verirler doğru. de yani bu böyle. 13.000 lira dedin ya, Evet değil, tabi değil. O şöyle. Orada e, Mahmut Tanal'ın e, bana davası sırasında ben artık şeydim. Yani medyadan e, çekilmiş romanımı yazıyordum. Herhangi bir işte çalışmıyordum. Hatta onun için de ben onu açıklamıştım. Yani işte şu an çalışmıyorum işsizim falan filan diye. Evet onunla öyle alakalı, evet, Onunla alakalı Sizin, yani. Sizin o, o çalışmıyorum işsizim e, lafınızı okuduğum zaman da aklıma şey geldi. <laughs> 2010 notunu aldım buradan e, ona bak 2013'te. 5 yıllık paramı nakit versinler medyadan çekilirim demişsin O şu, o şu. Şimdi o dönem ben yine tabii çok sürekli çıkıyorum. O ara kredi ödüyorsunuz. Yok, her yani, şey olabilir. O dolar o gelir ha. mi? Yok, şey şöyle. Ha o demek, Onun mantığını al Hakan Çelik'in programıydı. Orada tabii medyada ben böyle bir anda gelip fırtına gibi şey yaptığım için medyadaki arkadaşlarım çoğu kendi açılarından da haklı olarak beni sevmezler bir şey demem. Çünkü onlar kendilerince işte ...kariyer peşinde şöyle böyle... ...ben böyle bir adam değildim... ...kendiliğinden bunlar olunca... ...yani benim yakınımda görünen insanlar da... ...böyle sonradan kumpas yaptıklarını... ...falan görmüşümdür... ...öyle olunca ben dedim ki Hakan Çile ...ya benim bu medyada durmak gibi bir kaygım yok... ...hani ben böyle hani bilmem ne... ...sürünerek geldim... ...bilmem tırnaklarımla vardır muhabbet... ...değilim kardeşim dedim... ...benim dedim eğer böyle bir şey varsa... versinler çünkü bana ne dedim... ...çünkü ben aynı zamanda... İlk lisede akademisyen olmayı düşündüğüm için entelektüel bir hayat yaşamayı, kitap okumayı, müzik dinlemeyi, Bunun bol altını bol düşünmeyi istedim. seven bir insanım. Ve bu süreçte de... O, o, Bana 5 yıllık bol bol düşünebileceğim zamanı ne, yaratacak parayı ver. E, o anlamda... Bu Vakıfbank'tan alınmış olan, e, o yine bir ifade, vakıf banktan alınmış bir teminat mektubu da yok, yok mu? Ay, orada şu olabilir, onu bilmiyorum, o benim av avukatım takip ediyor bir tazminat davası olduğunda şöyle oluyor. Tazminat çıkıyor. Çünkü yaşadığımız için bunu. Tazminat çıktığı sırada istinafa gidiyor. İstinafa giderken ya adli emanete para yatırmanız lazım ya da bankada paranız varsa diyelim işte 10 bin lira bankada paranız var. Onu yani bunu tazminat davası olanlara da şey olarak anlatayım bunu herkes bilmeyebilir. Teminat mektubu alırsın. Yani senin bankadaki parayı bloke ederler. Mesela hocam sizin gerçi olmasız şeyin içeyiz ama Ahmet kazımana biri dava açtı. Kazandı tazminat davasını. O onu hemen bile... ödeme, öde, hemen ödemek zorunda değilsin. Mesela bu şey de aynı. İstinafa gidene ha, kadar bu teminat yeterli. İsmail Saymazarsız konu da benzer bir konuydu. İşte bana verdi, vermedi. O da istinafta onaylanmadığı için o para istinafta onaylanana kadar o kışıya geçmiyor. Hı -hı. İstinaf bozarsa da para sana geri geliyor. Mesela geçmişte de Canan Arıtman bana dava açmıştı. Bundan 10 sene önce. 22 bin lira tazminat kazandı. O zaman da Türkiye İş Bankası. Bak bu da CHP'nin bankası. CHP'nin bankası param vardı. <laughs> Türkiye İş Bankası'ndan 22 bin lira teminat mektubu ben getirmiştim. Yani bu ne demektir? Eğer davayı kaybedersem param hazır. Yargıtay bunu alsın işte versin. O manada bir mekanizma avukatım işletmiş olabilir. Yani odur. Ama ben bu şey olduğu için avukatım bile hmm. böyle şeyler çünkü davalar vesaire İmzaladım, farkında değilim diyelim. Hayır hayır şu var, o, imzasını o, o, alırlar. Hayır, için hayır onu otom, otomatik zaten ben şeyi yapıyorum. Hmm. Yani böyle durumlarda teminat mektubu kullanabilirsin. Yani bu bir şey gibi çek vermek gibi ya da çünkü bu ipotek görüyorsun kaybedersen, kazanırsan da adli emanette para erimemiş oluyor. Hmm. Türkiye'de para erimesi diye bir şey de var yani mesela hmm. o beni hiç unutmuyorum. Canan Harut kaybettiğim para 3 sene falan sonra kazandığımda para serbest kaldığında faizle para büyümüştü. yani. Böyle bir durum da olmuştu yani. Odur yani tahmin ediyorum. Peki son e, konumuza gelelim. Hızlı konuşacağız. yaş ee, toplantısı. Bunu yaş toplantısı özellikle Metin Temel ve Zeki Aksakallı kararlarını siz nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle yorumluyorum hocam. Şimdi kesinlikle milli savunma bürokrasimizde ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, Hulusi Akar Paşa'nın damgası vurulmuştur. Böyle evet. görüyorum. Hulusi Akar Paşa kendi başına ön plana çıkan, kendi markasını özel olarak kendi yapmak isteyen hiçbir e, generalin subayın olmasını istemiyor. Bu Cihat yaycıyla başladı. Cihat Yaycı'nın kendi başına PR yaptığını düşünüyordu. Cihat Paşa bence başarılı bir paşadır. Yani benim kanaat siz de sizin görüşünüz burada daha da önemli. Çünkü o uzmanlık alan uluslararası orada ben sizin görüşlerinizi merak ederim açıkçası. Cihat Yaycı Paşa başarılı bir amiraldi. Fakat Hulusi Paşa onun kendini çok ön plana çıkartmayı sevdiğini, gazetecilere arayıp PR yaptırdığını falan filan ki doğrudur bunlar yani yanlış değil. Onu tasvip etmek istedi ve Cumhurbaşkanımızın övdüğü bir insan olmasına rağmen başka Erdoğan da Hulusi Paşa'nın oradaki şeyine saygı duydu. Görüşüne saygı duydu. Mahallem Milisi olmak sensin tamam dedi. İsmail Metin Temel Paşa ve Zekai Paşa ile ilgili de kendileri ön plana çıktığı için ki ikisinin ben öyle bir PR huyu olduğunu hiçbir zaman görmedim. Yani böyle bir şey olsa ben öğrenirim, duyarım. Bunların e, şey yaptı yani Hulusi Akar Paşa bunu bir evet emekliye sevk etti. İsmail Metin, de benim bildiğim bir şeyleri de oldu. Bir böyle bir sürtüşme de oldu. Yani aralarında bir şeyde yaşandığını biliyorum ama o çok detaylı girmeyeyim ama bildiğim bir şey var ve bu yani o şöyle, zaman ama çok kişisel hikayeler anlatıyor olmuyor mu? Ama hocam şöyle şimdi sizin görüşünüzü ben merak ediyorum bu konuda ki burada bu soru tabii var, tabii ben sorular ben sorarım. Siz burada şeye girdiniz muhkem pozisyon sağlam bizi şey yapıyorsunuz. Şimdi silahlı kuvvetlerde Yo, abi, şimdi tabi, tabi. başka programlar. silahlı çıkıyor. kuvvetlerde bir otorite Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve yeni modelli Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Şimdi burada Hulusi Akara rağmen Başkan Erdoğan bir şey yapabilir isterse. Çünkü artık askeri vesayet yok. Hı. Ama mevcut rejimde de ordunun bir kendince özelliği var. İşte bunu koyalım. Yani ordu böyle şey, kav, şey tabuk adası dairesi falan değil. Hulusi Paşa'nın da sistemde bir pozisyonu var. Ki ben Hulusi Paşa'yla geçmişi çok kavga etmiş bir insan. Hani siz benim polemiklere bahsettiniz. Mesela Fethullahçı subaylar F-16 pilotları olayında ben çok sert bir yazı yazdım. Hulusi Akar dedim direnirse istifa eder artık dedim. Bu Fethullahçı F-16 pilotları atılacak dedim. Biliyoruz 15 Temmuz'a gösteren yazı oydu. Şu erken doğum Erken operasyonu. 15 Ya, erken doğum için değil de ha, şunu da söyleyeyim. Ben demedim. O, adam, de, 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 de. de, hayır, o erken doğum 17-25 Aralık için ama şu da doğru. 15 Temmuz hadisesi 15 Temmuz darbe teşebbüsü den sonra FETÖ Türkiye'de temizlenebilmiştir. Çok acı bir olaydır. Şehitlerimiz vardır. Ama işte bazen her şerde bir hayır oluyor. Öyle, bak, öyle de bakmak lazım. 15, ama ben 15 Temmuz darbe teşebbüsünün olmaması için aslında o yazıyı yazdım. Yani erken doğum olsun o, o ayrı an... bir operasyon. Bilakis benim onu yazmamam lazım ki erken doğum olsun. Burada dedim Fethullahçı F-16 F-16 pilot yarısı Fethullahçı bu konuda diğer güvenlik bürokrasisi MIT'iyle emniyetiyle hemfikir bu silahlı kuvvetler eskiden en duyarlı kurumdu F-tipi yapılanma diyordu. Bu niye yok diye. Ve orada biliyorsunuz ben genel askeri savcılığına çağrıldım. Neredeyse Hı. bir, bir bayan Ama bugün. Şimdi şöyle düşünüyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa diye gördüğümüzde ben Başkan Erdoğan'ın Hulusi Akar'ın oradaki otoritesine saygı duyduğunu düşünüyorum. Ve o kişiler ama şu da olabilir. Yar İsmail Metin Temel Paşa Cumhurbaşkanı baş danışman olabilir. Buna Hı. engel bir şey yok. Hı. Cihat Yaycı Paşa Cumhurbaşkanlığında bir görev alabilir. Zekai Paşa özel harekatçı olarak bir görev alabilir. Başka yani illa bu insanların silahlı kuvvetler bünyesi görev alabilir. bir sürü paşa oluyor. Her sene ben bakıyorum mesela bir paşa MİT'e geçiyor. Yani mit mensubu oluyor artık o silahlı kuvvetlerle çıkıp mit mensubu olan bir sürü asker var. Yani evet. yatay geçişler oluyor ya da başka kurumlara geçer vesaire. İşte korku teken zamanında askerden ayrılıp şey özel Üç Bu, da, şeyi kurmuş, bu da olabilir diyorsun. Yani benim düşüncem Şöyle söylüyorum İsmail Metin Temel Paşa ve Zekai Aksakallı Paşa bir cumhurbaşkanlığı bünyesinde ayrı bir makamı getirilirse de şaşımamak gerekir. Peki. Ama yani sizin ne dediğinizde ben merak ediyorum. Siz nasıl değerlendiniz bu iki emekli edilmeyi? Ben değerlendirecek vakti sahibi olsaydım değerlendirirdim <laughs> bu çok ama kulağıma kulağım sürekli olarak sonunun yayının geldiğini söylüyorlar. Ee, yok, bu yani bunlarla ilgili fikirlerimi dediğim gibi ben evde yüzde olsun başka mecralarda olsun yazarak olsun ifade Tabii. ediyorum. Ee, elbette etmeye de devam edeceğiz fakat e, savaşta şu anda, olan bir ordu an, Libya'da Suriye'de belki şu, biraz on hassasiyet de var yani konuşurken elbet. yani bu ne rezalet falan denmesini de doğru bulmuyorum. Hı -hı. Yani yani şu var. Devlet içi kavgada taraf olmak doğru bir şey değil. Bu e, devlet içi kavga olması da tabii doğru <laughs> bir şey. değil ama o da oluyor hocam. Yani bu Amerika'da da oluyor biliyorsunuz. Yani evet, Amerika'da o, neler neler o, o, yaşandı. Amerikalılar onlar kendi Daha da şeffaf onlar her şeyi açık diyorlar. Kendi sıkıntılarıyla boğuşuyorlar. Biz de e, daha ileriye gideceğiz. Umuyorum e, daha ileriye gideceğiz. Tabii. Ee, yani şu andan ben, sonra ileri bakmak lazım ve ben bir demokratik hukuk devletinin oturmasının hepimizin faydasına olacağını inanıyorum Peki bir o zaman ha. e, reji hakikaten ekranı karartmadan Söyle. evvel e, evet hayır ama Türkiye'nin şu anda olduğu halden memnun musunuz? Daha iyi olması olacak. Ama bu da başkan biz, Erdoğan'da olacak. Da, ha peki. Yani başkan Erdoğan beğenin beğenmeyin. Türk siyasi tarihine gelmiş Mustafa Kemal Paşa'yı saymazsak en büyük siyasi deha. Peki. Gene aynı soruya döneceğim, gene kısıtlayacağım. Türkiye'nin şu anki halinden memnun musunuz? Daha iyi olacak, daha tamam o hepimizin ümidi. Evet veya hayır? Çok olumlu taraflar da var. Olumsuz taraflar da var. Ee, bir şekilde e, ben bu durumdan e, daha iyi daha iyi gidilmesi lazım. Ama bunun evet. için de bir ortak Ama... çağ. Bugünkü mesela güzel bir diyalogtu Yani farklı iki görüşteyiz siz bana takır takır her soruyu sordunuz. Ben cevapladım. Arada tartıştık vesaire. Daha da konuşulur. Yani bu özgür tartışma ortamının tesis edilmesi, konuşulması gerekiyor. Kimse birbirine suçlamamalı, kriminalize etmemeli. Bu büyük bir problem tabii Türkiye'de. Ama dediğim gibi yani şu an Türkiye gemisi havada. Türkiye pardon Türkiye uçağı. Bu uçağı indirecek, yeniden ikmal alıp yeniden kaldıracak kişi yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka bir siyasi aktörün bu süreçte herhangi bir varlık gösterebileceğini de sanmıyorum. Peki. Asım Ozan Kütahyalı teşekkür ediyorum. Teşekkür Hakikaten e, sormayı düşündüğüm ve sormadığım neredeyse hiçbir şey kalmadı diyebilirim. Birkaç ayrıntı başka evet. e, konular var elbette ama e, sorulara sabırla ve uygarca Tabii. cevap verdiğiniz için her şeyden evvel çok teşekkür ediyorum. Evet, Kıymetli TV 100 izleyicileri e, biz bize ayrılan sürenin Sonuna gelmedik, ötesine geçtik. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Ee, gelecek Perşembe bir yüz yüze de daha birlikte olacağız. O tarihe kadar TV yüzde kalın.